Merhaba Sayın seyirciler açık medeniyet programının yeni bir halkasına Hoş geldiniz İnşallah bu bölümde de bir önceki bölümde bıraktığımız yerden devam edeceğiz Ashab-ı Kiram'ın İslam medeniyetinin inşasındaki rolü bu inşa bizim günümüzdeki ihya faaliyetlerimize nasıl örneklik teşkil edebilir İnşallah bugün asap döneminde e, İslam'ın bilgi ve yorum anlayışının nasıl teşekkül ettiği konusunu e, Tahsin Hocamla birlikte müzakere edeceğiz ana hatlarıyla bu konuyu ele alacağız özellikle de e, nasların yorumlanması konusunu e, ele alacağız çünkü e, nasların yani ayetlerin ve hadislerin e, sübutu e, bir şekilde ispatlandıktan sonra bu nasları nasıl yorumlayacağız meselesi gündeme gelmektedir. Nasıl bir metot takip edeceğiz? E, nasları yorumlarken yanlışa düşmeden sahih bir şekilde, doğru bir şekilde bu nasları nasıl anlayabiliriz sorusu e, gündeme gelmektedir. İnşallah bu konu üzerinde bugün e, duracağız. Sahabe-i Kiram, e, Kur'an'ı ve hadisleri doğru anlamak, doğru yorumlamak, ve onları doğru uygulamak konusunda nasıl bir yol izlemiştir? Tabi onların tuttukları yol, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gözetiminde öğrenmiş oldukları bir yol. Ve kendinden sonraki nesillere de miras olarak bıraktıkları, intikal ettirdikleri bir yol. Bu açıdan daha sonraki dönemlerde Kur'an'ın, hadislerin yorumlanması, sahabe-i kiramın, o dönemde koymuş oldukları parametreler ilkeler ışığında e, devam etmiştir. E, şimdi bu e, programımızda inşallah teala Tasvin hocamızla beraber e, nasların delalet e, nasların delaleti konusuna sahabe-i kiram nasıl yaklaşmıştır? Bu e, konuda e, kendinden sonra kendilerinden sonra gelecek nesle nasıl bir örnek bırakmışlardır. Bunun üzerinde duracağız inşallahü teala. Evet Tahsin Hocam sahabe-i kiram söz konusu olduğunda naslar onlar için nasıl bir bilgi kaynağı teşkil ediyordu ve onlar bu bilgi kaynağından nasıl istifade ediyorlardı? Siz bir önceki programımızda şöyle bir ifade kullanmıştınız. İşte bir ayetin ya da hadisin manasını anlamak istediklerinde işte sözlüklere bakalım bu sözlüklerde şu kelimenin anlamı nedir vesaire demiyorlardı. Niçin böyle yapmıyorlardı yani sözlük manasına bakmaya bakmıyorlardı niçin bakmıyorlardı Bu konuda ne diyorsunuz? Tabii her şeyden önce orada konuşan bir kitap olarak yaşayan bir kitap olarak Peygamber Efendimiz evet. önlerinde bulunuyordu. Peygamber Efendimiz de e, bir anlamda hem e, bir şeyler yapan, bir şeyler söyleyen, hem de bunu bilerek, farkında olarak yapan, e, yani görevi e, vahiy beyan ve tebliğ ve beyan olan ve evet. et, e, etrafındaki insanları da e, teskiye, aynı zamanda gaye ediren e, bir e, zat. E, dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in kendisi zaten tabir caizse tecessüm etmiş bir kitap. Evet. Ve e, Peygamber Efendimizi e, anlamak için sözlüğe gerek yok. Evet. E, diğer taraftan Peygamber Efendimiz etrafında bundan insanlar söz konusu olduğunda e tabii ki onların konuştuğu dili konuşuyor. Arapça konuşuyor. Evet. E, dolayısıyla onu İmam seraksi o büyük fakih e, çok güzel ifade ediyor. Diyor ki e, Kitap ve sünnet diyor bize Arap dilinde ulaştı. E, bunu anlamanın yolu Arapların kendi aralarında konuşurken nasıl anlaştığını tespit ederek yapılabilir diyor. ya yani Dolayısıyla e, aslında şeyle Peygamber Efendimizle e, sahabe-i kiram arasındaki irtibat e, ne diyelim yorum öncesi bir irtibat. Bir tevil öncesi bir irtibat. Evet. Yani bu bir şeyle alakalı. Yani tevil ve yorum dediğimiz şey biraz daha epistemolojik diyebileceğimiz bir tavır. Halbuki sahabenin Hazreti Peygamber'le irtibatı ontik, varoluşsal. Varoluşsal olduğu için bilmeyi önceliyor. Yani bilmeyi önceleyen bir tavır olduğu için de orada tutup işte kitaplara, sözlüklere falan zaten orada yazılı Arapların, o günkü Arapların yazılı bir kültürü yok. Sadece e muallakat-ı Seba'dan bazı parçalar işte Kabe'nin duvarına asılmış bildiğimiz kadarıyla. E, bu kadar e, bir yazılı kültürleri var. E, onun dışında yazılı kültür yok. E, yani ne sözlük var, ne e, dil bilgisiyle alakalı kitaplar var, ne yazılı manada tarih var, ne yani hiçbir şey yok öyle söyleyelim evet. yazılı manada. E, dolayısıyla e, peygamber efendimiz onların önünde bir şey orada her şey peygamber efendimiz zaten Kur'an-ı Kerim'le ile irtibatlarını zaten peygamber efendimiz üzerinden kuruyorlar ve ama burada peygamber efendimizle üzerinden irtibat kurmaları dediğimizde burada aslında ikili bir ilişki de var yani peygamber efendimizle Kur'an-ı Kerim arasındaki ilişki hem içkin hem aşkın yani o içkinlik ve aşkınlık taraflarını şu şekilde ifade edebiliriz Peygamber Efendimizin görünür hale getirdiği Kur'an-ı Kerim'in kendisi, evet. onu görünür hale getiriyor fiiller, sözler, tavırlar, davranış düzeni ve bir bütünlük içerisinde hayat düzeni olarak Kur'an-ı Kerim onda görünür hale geliyor. Orada biz Peygamber Efendimizin yaşadığı hayata ilişkin olarak Kur'an-ı Kerim'i görünüyor, görüyoruz. Evet. Ha, diğer taraftan da Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e aşkın ne demek bir dilde? Kendi başına müstakil varlığı olan bir musaf oluyor aynı evet. zamanda. Dolayısıyla bir dilde insanların e, e, onu algılayıp algılamamasından, görüp görmemesinden, duyup duymamasından bağımsız bir varlığı olan Kur'an-ı Kerim söz konusu. Evet. Ve o Kur'an-ı Kerim o zaman Peygamber Efendimiz'e aşkın. Hı hı. Dolayısıyla e, sahabe ile e, şeyin, Peygamber Efendimiz'in, yani bir defa sahabenin Kur'an-ı Kerim'le ve Peygamber Efendimiz'le irtibatını Peygamber Efendimizle Kur'an-ı Kerim arasındaki içkin ve aşkın irtibatı dikkate almadan kavrayamayız zaten. Evet. Dolayısıyla burada önemli olan husus şu: Peygamber Efendimize bakarak Kur'an-ı Kerim anlıyorlar, Kur'an-ı Kerim'e bakarak da Peygamber Efendimiz'in Hı -hı. niye öyle bir davranışı gerçekleştirdiğini anlıyorlar. Evet. Bu ikisi birlikte. Ama buradaki çok önemli olan husus şu: insanların algıla algı ve yorumlarından bağımsız olarak bir peygamber mevcut. Evet. Bu çok önemlidir yani. Yani işte diyelim Ebu Cehil Peygamber Efendimizi görmeseydi, algılamasaydı, karşı çıkmasaydı Peygamber Efendimiz olmayacaktı diye bir şey yok. Aynı şekilde yani etrafında bulunan insanlar Peygamber Efendimizi algılamasaydı Peygamber Efendimiz var olmayacak diye bir şey yok. Bunu dikkate aldığımız vakit Peygamber Efendimizin Peygamber olarak varlığı insanların onu kabulüne bağlı değil. Evet. O kendinde Peygamber zaten. O zaman diğer insanlar onun, e, ondaki, onda gerçekleşen hakikati fark ettikleri anda mümin oluyorlar, İman etmiş oluyorlar. Dolayısıyla Peygamber Efendimizle irtibat, hak ve hakikatle irtibat anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla. Ha, buradaki önemli olan husus zaten e, buradan sonra başlıyor. Bir hak ve hakikat olarak Peygamber Efendimiz var. Hak ve hakikat olarak Kur'an-ı Kerim var. Hak ve hakikatle irtibatı kuran insanlar var. Şimdi hak ve hakikatle irtibat söz konusu olduğunda hak ve hakikatin e, sunuşunun yani kendi kendisini izhar edişinin farklı e, dereceleri vardı. Bir önceki programımızda bizzat Kur'an-ı Kerim'de cenab Hakk'ın Muhkem ve müteşabih ayetler olduğunu evet. e, açıkça beyan ettiğini evet. e, hatırlatmıştık. E, dolayısıyla bir tarafta muhkem olan ayetler var, müteşabih olanlar var. E, ve bunların Kur'an-ı Kerim sadece muhkem ayetlerden ibaret değil. Evet. Müteşabih ayetlerden ibaret değil. Muhkem ve müteşabih, müteşabihlerin toplamı. Dolayısıyla ne demek müteşabih? E, Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda subutu kat'i yani onun Kur'an-ı Kerim'in parçası olduğunu kesinlikle biliyoruz. Çünkü mütevatir olarak bize geldi ki aynı şekilde sahabe-i kiram da neyin Kur'an'a ait olduğu, neyin Kur'an'a ait olmadığını gayet sarih bir şekilde biliyorlar. Evet. O noktada bir sorun yok. Açık. Fakat onun delaleti söz konusu olduğunda yani işte akımus salateli dülük <laughs> işçemsi destanı öyle akımus salateli dülük işçemsi şimdi oradaki akım akım ne demek mesela Evet. Es salat ne demek? Şimdi bunu anlamanın bir tane yolu var. İkinci bir yolu yok yani. Evet. İşte burada tabii şu ortaya çıkıyor. Yani e, İslam e, bazı kelimeleri e, sözlük anlamından çıkartıp ıslahi, şer'i anlamlar e, yüklüyor. Mesela akım kelimesi orada tamamen özel bir anlam kazanıyor, şer'i bir anlam kazanıyor. Es salat kelimesi mesela sözlük anlamı duadan çıkıyor. Özel bir mana e, kazanıyor. Tabi e, yani bu da e, yani Kur'an-ı Kerim'in e, ve sünnetin doğru anlaşılabilmesi için o ortamda bulunmayı e, gerektiriyor. O ortamda ona ne anlam yükleniliyordu? Burada bir semantik e, sıçrama veya semantik kayma e, oluyor. Dua manasından böyle nevi şahsına münhasır belli hareketlerin yapıldığı bir ibadet şekli hani ona e, yüklenmiş oluyor. Dolayısıyla e, yani orada bir e, e, dil alanında yani sosyolinguistik e, alanda önemli bir e, vaka e, meydana gelmiş oluyor. E, sözlükteki e, anlamların üzerine kelimelere yeni anlamlar yükleniliyor. Onlar ıslahlar haline e, getiriliyor. Mesela hac kelimesi zek mesela zekat temizlenmek demek ama e, şer'i olarak ona işte malın yüzde iki buçuğunu vermek veya kırkta birini vermek. işte hayvansa onun belli bir sayıda şeyini vermek anlamı ve yüklenmiş oluyor. Böylece İslamiyet orada kendi ıslahlarını e, üretmiş oluyor. E, ve e, belli bir terminoloji e, ortaya çıkmış oluyor. Tabi bu terminolojiyi bilmeden yani İslamiyet'in o kelimelere e, yüklemiş olduğu yeni anlamları bilmeden o nasları doğru bir şekilde anlamak mümkün değil. İşte burada terminoloji evet. ortaya çıkarken ona zaten evet. e, kısaca şer'i örf deniyor Hı -hı. veya şer'i ıslah Hı -hı. da deniyor. Bunun bizim klasik dilimizde çok güzel adını koymuşlar. Bir vazı evvel var, bir de vazı sani var. Evet. Yani şeyle birlikte kelimeler ikinci bir vaz ile ikinci bir mana kazanıyor. Evet. Şimdi kelimelerin ikinci bir vaz ile ikinci bir mana kazanmasının e, imkanı, yani onun e, e, hem imkanı hem de e, tam da gereği gibi tahakkuk etmesi için hakikaten de o kelimenin karşılığı olacak olan neyse onun tayin etmesi lazım. Evet. Yani bu süreç çok Dil önemli. Dil öncesi bir süreç olarak tayin evet. etmesi lazım. Evet. Tayin edeni, Temiz etmek lazım. Temiz ettikten sonra ona bir isim vermek lazım. Evet. Yani Peygamber Efendimiz'in hayatında namaz diye bir fiil, karmaşık bir fiil tayin ediyor. Etrafındaki insanlar onu diğer fiillerden ayırıyor, temiz ediyor. Evet. Temiz ettikten sonra ona bir isim veriyor Peygamber Efendimiz. Evet. Diyor ki işte benim şu yaptığım şu 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 İşin şekilde olan. Salat. Evet ona işte biz salat adını veriyoruz. Yani önce... Salat diye bir şey var sonra ona karşılık verilmiyor aslında hı hı. salat kelimesinin kullanımıyla hı hı. Peygamber Efendimizin namaz kılması bir ve aynı sürecin iki hı hı. E, ayrı farklı evet. ifadesi gibi. Evet, dolayısıyla medlül yani müsemma e, isimlendirilen vaka e, ortada e, o vakayla birlikte onun ismi de ortaya çıkıyor ve e, yani o kelime artık kimse dua manası yüklemiyor. Şimdi İmam Gazali'nin evet. e, şeyde el Maksadül Esna'nın baş kısmında yaptığı çok güzel bir tartışma var. Çok kıymetli, güzel bir tartışma. İsim, müsemma, tesmiye tartışması. Evet. İsim, müsemma, tesmiye aynı mıdır, gayri mıdır falan. Hı -hı. Bazıları diyor ki isim, müsemma, tesmiye aynı şeydir. Bazıları diyor ki gayri birbirinden farklıdır. Hı -hı. Kısmen ayrılır, kısmen farklıdır diyenler de var. Burada işin ilginç tarafı işte isim, müsemma ve tesmiyenin nasıl yani Peygamber Efendimizin hayatında nasıl aynı olduğunu görüyoruz. Niye? Namazın ne olduğuna, ne olduğunu Peygamber Efendimiz beyan ediyor. Onun beyanıyla birlikte namaz dediğimiz şey de var oluyor. Evet. Ve... Adının koymasıyla onun var olması bir ve aynı şey. Hı hı. Ve orada işte bir yeni bir terminoloji e, ortaya çıkıyor. Yeni kavramlar, yeni ıslahlar. E, ortaya Ama yeni çıkıyor. varlık düzeni. Çünkü yeni varlık düzeni var. Çünkü evet. yeni müsemmalar ortaya çıkmış. Ha. Yeni malumlar ortaya çıkmış. Dolayısıyla o müsemmalara isim vermek gerekiyor. O da mevcut kelimelere yeni anlamlar yükleyerek bu e, yani çünkü orada yeni bir varlık düzeni, yeni bir hayat tarzı e, ortaya çıkıyor ve bu kelimelere yani anlamlar yükleniliyor. Ama bu e, yeni anlamlar artık orada ortak bir e, ıslah haline gelmiş oluyor. Yani salat denildiğinde hani birisi çıkıp da ya bu dua anlamına geliyordu. Siz buna ne kastediyorsunuz? demiyor. Çünkü orada bir vaka var ve burada bir işte semantik kayma oluşuyor. Artık bu kelimenin anlamı budur şeklinde. Dolayısıyla yani İslam medeniyetinin kuruluşu esnasında çok önemli bir sosyal lingüistik dönüşüm söz konusu. Adeta Arapça yeniden yoğruluyor, yeniden şekillendiriliyor. Kelimelere yeni anlamlar yükleniliyor, mevcut anlamları revize ediliyor veya tamamen e ee, tabii tamamen değiştirme olmaz. Mutlaka sözlük anlamıyla bir irtibat e, olması lazım. işte zekata başka bir anlam yükleniliyor. Savma belli bir anlam yükleniliyor. Hacca belli bir anlam e, yükleniliyor. E, ve böylece yeni bir yeni bir kelime hazinesi e, ortaya çıkmış oluyor. E, tabii bunun anlaşılması noktasında e, yani sahabe-i kiramın bu e, ıslahların ne anlama geldiğini yaşayarak hani de söylediğiniz gibi zaten onun içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla o bağlamı hesaba katmadan hani sanki işte benim yani gidip kitapçıdan hani şu kitabı alıp hani açıp okumam gibi bir şey değil bu yani. Hatta yani hatta kitap bir nevi ikinci planda bile kalıyor. Çünkü o bağlamda yani o hayatın içinde onlar e, yer alıyorlar ve bunu inşa sürecinde bulunuyorlar. Yani onu inşa eden insanlar e, kendileri e, yani hariçten bir gözlemci gibi ya da e, hariçten birisinin eline kitabı alıp okuması gibi bir durum e, orada söz konusu e, olmuyor. E, burada tabi yani e, Kur'an-ı Kerim'de işte Bakara suresi ama hüden lil muttakin yani bu kitap muttakiler için bir hidayet kaynağıdır. E, yani sizin de biraz önce söylediğiniz gibi buna inanan. ...bu sürecin içinde yer alan... ...o bağlamda yaşayan... ...yani hariçten gözlemci değil... ...yani bizzat o işin içinde yaşayan... ...o işin içinde bulunan ve inanan insanlar... ...bu kitabı gerçek manada anlayabilirler. Yani inanmayan bir kişi... ...hariçten bakan bir kişi... ...bunu gerçek manada anlayamaz ve... ...o kitabın işlevi olan hidayeti... ...gerçek manasıyla... E, ...özümseyemez... E, ...anlamını buradan çıkartmış oluyoruz. Dolayısıyla... Yani Kur'an-ı Kerim'le inanan bir insanın ilişki kurması gerekiyor ki onu gerçek manada anlayabilsin. Yoksa inanmayan bir insanın kurduğu ilişkiyle inanan bir insanın kurduğu ilişki arasında orada bir fark e, ortaya çıkmış oluyor. Tabii şimdi bu yani bir sözlük anlamı var, bir ıslahi e, anlamı var ki o sizin işte vad evvel vad sani dediğiniz. Şimdi bu açıdan yani Kur'an'a ve hadislere baktığımızda yani orada e, böyle nasıl bir değişim süreci yaşanıyor, bu vat-ı saniyeler nasıl e, gerçekleşiyor e, ve bu vat-ı saniyede o kavramlara yüklenen anlamlar bir sonraki nesle nasıl aktarılıyor? Zaten burada e, kavramlara bir anlam yükleme değil de yani onu daha açık ifade etmek lazımsa bir şeyler ortaya çıkıyor dil öncesi süreç aslında. O ortaya çıkan şeylere isim veriliyor. Yani önce varlık var. Tabi. Sonra isimleri var. Ha tabi. Yani hani önce çocuk dünyaya gelecek sonra at koyacak. Hani bizde de atasözü var ya. Yani doğmamışa işte don biçmek falan Hı. olmaz. Denir ya bizim bu işte tam tabii, burada evet, tam evet. yeri. Yani önce bir fiil doğuyor ve ona isim veriliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla ama bu peygamber efendimizin hayatında isim vermekle onun teşekkülü aynı. Bir ve aynı sürecin iki yüzü. Tabii. Yani bu çok önemli. Bu ama bu esas itibariyle e, şeyde e, çok e, yepyeni bir dünya kurulurken bu kaçınılmaz zaten. Hı -hı. Yani şeyin evet. e, İngiliz diyor İngiliz Amerikan filozofu John Searle der ki yani şeyin aslında medeniyetin veya toplumun kuruluşu kuruluşun esasında onun deklaratif Sentences dediği bir ifade şekli var. Bu budur diye. Hı hı. Yani o tanımlama yetkisine sahip olan birisi veya birileri veya bir kurum diyelim artık kurumsal yapı ona bağlı olarak der ki mesela bundan sonra X, Y'dir. Hı hı. O tanımlar. Tanımladığı vakit artık o güne kadar X olarak bilinen şey artık Y olarak bilinmeye devam eder. O artık X onda o saatten sonra Y olmuştur. Şimdi bu biraz çok formal oldu. Onu biraz daha şöyle netleştirelim. Şimdi mesela normal olarak diyelim işte haç örneği. Şimdi haç söz konusu olduğunda tabii ki şeyler şey zamanında, müşrikler zamanında da haç vardı. Haç mevcut olmakla birlikte adı da hacdı zaten. Tamam. Fakat hacin içerisinde bir sürü şirk unsurları da söz konusuydu. Ve diğer taraftan da şey Haccın yani Kabe'nin bizzat kendisi vahdetin değil de farklı farklı kabilelerin kabilevi varlıklarının bir şekilde temas halinde bulunduğu ama aynı zamanda farklılıkları temsil ettiği bir mekan. Evet. Herkesin, her kabilenin kendi putu var. Ve o putlarını yerleştirmişler. Ve herkes gelip kendi putuna tapıyor orada. Yani orada Allah'a ibadet eden kimse yok yani. Şimdi dolayısıyla işte hacca gelen insanlar yani İslam öncesinde hacca gelen insanlar Allah'a ibadet etmek için değil kendi putlarına ibadet etmek için geliyorlar oraya. E şimdi ne oldu? İslamiyetle birlikte Allah bir, put yok. <laughs> evet. Şimdi Allah bir, put yok olunca o zaman ne oldu? E, hac yani haccın tanımı değişti. Evet. Yani mesela Sadece bir Kabe'ye gelmek hac değil, hı hı. aslında Kabe'ye özel bir kasıtla gelmenin adına. Yani kelimenin içeriği değişmiş oluyor. Evet, yani. yani oradaki fiiller, oradaki hacın o karmaşık, kompleks bir e, e, sistem olarak, davranış sistemi olarak hac, e, hac dediğimiz şeyin müsemması değişti. Evet, müsemma Mü değişince... Ona verilen ismin manası da manası değişiyor otomatik tabii olarak ki. Evet. değişmiş oluyor Bu yani. Bu şeyde de mesela karşımıza çıkıyor mesela işte zekat şeyini misal olarak verdin. e zekat normal olarak kimin aklına gelir yani birisine mesela desen ki işte develeri, koyunları vesaire olan birisine desen ki ya işte develerini koyunlarını temizle. Evet. Oradan değil mi anlayacağı şey herhalde götürüp bir nehir falan bir şey Hı. bulup orada e, zemzem suyuyla falan neyse onu bulup onunla yıkamayı düşünebilir yani. Evet. E, halbuki e, nedir? E, zekat denildiğinde e, senin elinde bulunan yani zengin olarak kabul eden e, insanın elinde bulunan bir mal var. Bu mal e, netice itibariyle Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeylerden oluşuyor. Cenab-ı Hak bir şekilde bir imkan açmış senin önüne. Ama diğer taraftan da bu imkana sahip olmayan başka insanlar da yaşıyor. Evet. O insanların insan olmak bakımından senin elinde bulunan, tasarrufun altında bulunan şeyler neyse onlardaki hakkını vereceksin. Evet. Yani tez şey bu. Hı -hı. Zekat böyle bir şey. Şimdi bunu Peygamber Efendimiz bizzat kendisi kendi hayatında uyguladığı için zekatın ne olduğunu insanlara sorduğunuz vakit tutup şöyle yapmıyorlar. Yani sağ mesela Hazreti Ömer'e zekat nedir diye soracak olsan ya bir Kur'an-ı Kerim'i bir inceleyin bakalım. i̇şte bu konuda kaç ayette bu geçiyor? Bu ayetlerin işte bilmem ne kabilesinin dilinde zekat ne manaya geliyordu? Şu kabilede nasıl? Bu kabilede nasıl? İşte bunları incelediğimizde bunun neticesinde bu dil tahlillerinin neticesinde zekat o helale herhalde şöyle bir manaya geliyor. Olmalı diye bir şey söz konusu değil. Nedir Hazreti Ömer için zekat? Peygamber Efendimizin fiilleri olarak yani Peygamber Efendimizin fiilleri arasında e, zekat adını verdiği neyse odur. Evet mesela aynı şey nebi kelimesi nebi haberci demek Şimdi bir peygamber çıkıyor ortaya bir müsemma, yani bir e, ortada bir yeni bir varlık var bu varlığa bir isim verilmesi lazım dolayısıyla o nebi ya da ras hani bunlar daha önceden de var ama elçi haberci anlamına geliyor. Bir anda çok özel bir varlığın ismi olarak kullanılmaya başlanıyor ve daha önceki sözlük anlamları artık geri plana itiliyor. Yeni ıslah örf haline geliyor. Dolayısıyla nebi deyince yani işte sıradan bir haberci değil, yani Allah'tan haber getiren peygamber anlaşılıyor ya da rasul denilince hakeza Mesela Kur'an dediğimizde de öyle. Yani bir yeni bir kitap ortaya çıkıyor. Bu kitaba bir ad verilmesi lazım. O da Kur'an adı veriliyor. dolayısıyla yani önce bir yani varlık değişiyor. Eee müsemmalar ortaya çıkıyor. İsimlendirilecek olgular, nesneler, varlıklar ortaya çıkıyor ve mevcut kelime hazinesinden bazı kelimeler onlara isim olarak veriliyor. Ama bunların artık eski anlamları devre dışı kalmış oluyor. Yani dolayısıyla burada yeni bir yani sosyal lingüistik bir olgu yani medeniyetin ki, ortaya çıkışıyla beraber Evet burada e, çok önemli bir husus var. Bunu kesinlikle burada konuşmamız lazım. Mesela şöyle bir şey. Acaba Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde sahabenin işte hac denildiğinde sahabenin işte hac anlayışı falan diye bir şeyden bahsedilebilir mi yani? Evet, e, yani anlayış diye bir şey yok yani o yani soyut bir şey değil bu. içini yaşadıkları şey zaten. E i̇nşa ettikleri kendi Evet. Kendi inşa ettikleri evet. ve bizzat içinde yaşadıkları bir olgudan bahsediyorlar. Yani böyle anlayış, yorum, tasavvur, tevil, yorum falan dediğimizde sanki uzakta bir şey var. Hani sen de kafanda tahayyül ediyorsun. Yani tasavvur ediyorsun veya algılıyorsun. Yani ondan öte bir şey yani içinde yaşadığı bir senin ee, varlığının oluyor. bir parçası. Evet. Sen o fiili gerçekleştirerek aynı zamanda Müslüman oluyorsun. Evet. Müslüman olmanın mütemmim cüzü olarak evet, hac evet, evet. söz konusu. Evet. Yani kendini onunla inşa ediyorsun, kendini onunla e, tanımlıyorsun, bizzat onun içinde e, yaşıyorsun ve e, varlık olarak da onun bir parçasısın zaten. Yani bu böyle e, ne bileyim e, uzaktaki bir olguyu işte algılamak tasavvur etmek, tahayyül etmek gibi bir olay değil. Yani karşıda bir tane resim var sanki. Evet. Böyle müzeyi gezerken bakıyorsun. Onu algılayıp sonra yorumluyorsun. Değil mi? Evet. Şimdi böyle bir şey değil. Evet. Yani sahabe ile peygamber efendimiz sahabe ile Kur'an-ı Kerim arasındaki irtibat müzeyi gezen insanların bir resme bakıp, müzedeki herhangi bir nesneye bakıp, hı hı. onunla kurduğu bir irtibat, bir algı ve algılama ve yorumlama evet. ilişkisi evet. anlayış ilişkisi değil. Hı hı. Nedir? O zaten e, kendi e, hayatlarının bir parçası hı hı. varlıklarının bir parçası varlıklarının bir parçası olarak daha sonra bilginin konusu haline geliyor. Hı hı hı. Bu çok önemli yani. Hı hı. Bu genellikle özellikle 20. yüzyılda e, bu kartezyen tavırla birlikte işte bilgi, suje e, nesne özne özne nesne ilişkisi falan e, suje ee, Bu obje Kartezi ilişkisi Tavur gibi. dediğinizi birkaç cümleyle açıklarsanız iyi olur hocam. Nedir tavır? Kartezyen tavır esas itibariyle e, işte şeyle... E, Bil bilgiyi nasıl tanımlıyor kartezyen tavır? Ha, özne var. Obje ile ee, suji arasında ha, bir e, karşısında, ilişki. Karşısında, karşısında yani bir özne ruh var. Özne-nesne ilişkisi. Ha, bir ruh var, bir beden var. Bir ben var, bir ben dışı var. E, ve şey, e, ben, ben dışını adım adım kendisi inşa ediyor, kuruyor. Descartes evet. de onu çok yani o diskur metodla metot üzerine konuşmalı adım adım görebilirsiniz. Orada Descartes kendisi adım adım etrafındaki dünyayı hatta tanrıyı adım adım nasıl kurduğunu, nasıl tasavvur ettiğini hı hı. anlatır. Sonra da Schopenhauer der ki Kartezyen tavrın gayet güzel bir e, özeti olarak irade ve tasavvur olarak dünya. Hı hı. Yani dünya irade ve tasavvurdan ibarettir. Şimdi ben ne istiyorum? Ne tasavvur ediyorum? Böyle bir şey. Şimdi yani ben nasıl algı, olarak ben nasıl algılıyorsam hakikat odur. Ben nasıl irade ediyorsam nasıl inşa ediyorsam odur gibi bir hak, Hakikat odurun dese yine razıyız. E, hakikat diye bir şey yoktur. Evet. Tasavvurlarımız... Her şey benim tasavvurlarımdan ibarettir. Evet. Ve işin ilginç tarafı bak şeyde 20. yüzyıl e, maalesef dini ilimlerle iştigal eden insanların önemli bir kısmının dilinde bu yerleşti. Mesela şimdi sünnet tasavuru Mesela denildi. sünnet tasavvuru, peygamber tasavuru, Kur'an tasavuru. Yani bu tasavur o e, yani Dekartçı bilgi anlayışını e, yansıtan bir algı. E tabii. Yani bir e, kullanım e, Orada orada e, yani peygamber, peygamberin kendi hakikati peygamber yok. Peygamber tasavuru, evet. sünnet tasavuru, hadis tasavuru diye kullanılıyor. Evet. Kur'an tasavuru. Yani şimdi hatta Allah tasavuru. Evet. Yani şimdi baktığınız vakit yani burada sanki şeyde kendinde bir varlık olarak kendinde bir peygamber mevcut değil. Evet. Kendinde bir Kur'an-ı Kerim mevcut değil. kendinde bir sünnet mevcut değil. Sadece etrafta algılar var. sahabenin farklı farklı algıları var. Başkalarının farklı farklı algıları var. Mezheplerin farklı farklı algıları var. Ve bilimin mevzusunda bu algılar. Evet, bu kadar. Bu tasavvurlar. Yani evet. biz işte sünnet tasavvurlarını inceliyoruz. Sünnetin kendisini değil de Evet. yani sünnetin kendisi yok zaten. Tasavvurlar var. Biz de bu tasavvurları inceliyoruz. Hadis değil de hadisin hakkındaki tasavvurları inceliyoruz. Peygamberi değil de peygamber hakkındaki tasavvurları inceliyoruz. Ee, noktasına iş, e, gitmiş oluyor. Tabii evet. dolayısıyla bugün özellikle gerçekten çok hassas olunması gereken şey şu. Peygamber haktır ve onun bir hakikati var ve o onun hak olması ve e, hakikatinin olması hatta hakikati bize sunması e, bizim hareket noktamız. Hı hı. Ve bu hareket noktası derken de ne güzel e, formül halinde getirilmiş. Biz bunu şehadetle hı hı. dile getiriyoruz. Diyoruz hı hı. ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Yani bu şey değil. Ben işte Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu yorumlayarak benim yorumuma göre o peygamber olmalı. Benim anlayışıma göre o peygamber olmalı demiyoruz. Yani peygamber sahabe için bir tasavvur değil. Tabii ki. Ve hadis bir tasavvur değil. Tabii ki. Yani ne beraber demek yaşadıkları ve beraber bir medeniyeti, bir gerçekliği birlikte inşa ettikleri bir insan. Yani sanki bir hayal ürünü bir e, algı e, ürünü değil. Evet, yani bu e, çok önemli. Yani şeyin e, bu bunun üzerinde gerçekten e, yani bunun çok iyi farkında olmak lazım. E, aksi takdirde böyle postmodern e, söylemlere kendimizi kaptırırız. Sonra e, şeyler söz konusu post olduğunda postmodern söylem deyince ne kastediyorsunuz? Postmodern söylem e, denildiğinde. Kast edilen şey, hakikat diye bir şey yoktur. Ha, varın hakikati yoktur. Evet. Şimdi algılarımız. Algılar vardır ve yorumlar vardır. Ha. Her şey algılar ve yorumlardan ibarettir. Evet. Dolayısıyla yani işte hadis de algı ve yorumlar, peygamber algısı yorumu, sünnet algısı yorumu ve bilimin konusu da e, hakikat değil algılar ve yorumlar. Yine devam ediyor tabii bu bir adım sonrasında. Din diye bir şey yoktur. İslam diye bir şey yoktur. İslam, İslam algısı, algıları. İslam tasavvuru, evet. Ve evet. e bu çerçevede çeşitli mezhepler vesaire de İslam'ın yorumlarından ibarettir. Mesela siz şimdi mesela sahabenin hadis tasavvuru, sahabenin peygamber tasavvuru gibi bir kullanımı kabul etmiyorsunuz. Hayır bu ifade hakikate uymuyor. Gerçekten evet. muvafık ne, değil. Yani onun yerine ne demek lazım? Peygamber size? Efendimizle irtibatı. Evet. Yani sahabeye göre peygamberimiz demek lazım, değil ha, hem mi? o hem de Evet yani peygamber efendimizin şeyde sahabenin Hazreti Peygamberle irtibatı ki irtibatı ne demek? Evet. Hazreti Peygamber onların bir adım önünde yürüyen bir ne diyelim numunesi misali evet. bir örneği. Bir hakikat bir tasavvur değil yani. Tabii ki hakikat evet. ve burada da burada zaten insanların kafasını karıştıran taraf şurası özellikle e, ee, peygamber Efendimiz e, söz konusu olduğunda e, Tabii ki peygamber Efendimiz'in her sözü ve her fiili her sahabi tarafından e, aynı şekilde anlaşılmıyor evet. bu doğru ama her fiili yani ama bazı fiilleri e, bütün sahabe tarafından aynı şekilde anlaşılıyor. Yani üzerinde icma edilenler var. Tabi. İlaf edilenler. Şimdi var. üzerinde icma edilen şey ne demek? Üzerinde icma edilen şey şeyde oturup sahabenin icmağı dediğimiz şey bir araya gelip Peygamber Efendimiz'le şöyle bir kenara koyup şimdi burada Peygamber var. Bu Peygamber'in şu fiili hakkında bir bir müzakere yapalım bakalım. Müzakere neticesinde ne ortaya çıkacak? Demiyorlar yani. Böyle bir şey yok bir beyin fırtınası, bir atölye Be, çalışması, sen falan yapmıyorlar. Ha yani. öyle bir şey söz konusu değil. Burada nedir? Orada Peygamber Efendimiz var. Peygamber Efendimiz o var ve orada kendi ak mertebelerine göre yani akıl bilgi birikim ilgilerine bağlı olarak orada bir hakikat olarak mevcut olan Peygamber Efendimizle irtibat kuruyorlar. Hmm. O o irtibat noktasında da bakıyorsunuz mesela Peygamber Efendimiz'in diyelim işte e, Normal bir insan olarak bedeni var tabii ki. İşte saçları var, sarığı var, kılığı, kıyafeti, işte konuştuğu vakit ses çıkarıyor. Şimdi bunların hepsini bütün sahabe tabii ki algılıyor ama sahabe arasında mesela gözleri görmeyenler de var. Evet. Yani şimdi gözü görmeyene Peygamber Efendimizin acaba işte yüzünün rengi nasıl diye soracak olsam renk konusunda sadece etrafında duyduklarını anlatacaktır. Evet. Yani onun Peygamber Efendimizin simasıyla alakalı yani aynel yakayım bir bilgisi yok. Evet. Bir de tabi onlar kalp gözü açık olan insanlar. Ee, yani aynel hesap... yakın bilebilir ama işte aynel yakın bilmiyor, Heh, bilemiyor. İşte basiretiyle. Tabii e, ki. E, i̇nşallah o şekilde görmüşlerdir yani. Ha yani ama işte evet. e, mesele ama Peygamber Efendimizin e, yani şeysini, cismini, bedenini görme değil ki. Evet. Değil Peygamber Efendimizle irtibat kurmak biz peygamber efendimizin bedenini görmüyoruz asırlarca bak 15 asırdır ama biz onunla irtibat halindeyiz evet yani bu çok önemli şimdi demek ki şeyler sahabe söz konusu olduğunda hak olan kendisi kendi hakikati olan peygamberle peygamber efendimizle sahabenin irtibatı var ve bu irtibat şekilleri de bir tarafta şey var yani tartışmasız bir şekilde hepsinin ittifak ettiği bir zemin var ne mesela işte Allah'ın birliğini tebliğ ediyor peygamber Efendimiz. Yani şimdi ya mesela namazlendiğinde mesela işte birisi işte rükulu, öbürü rükusuz anlamıyor yani. Tabii. Yani veya birisi işte namaz ayakta kılınır, öbürü oturarak kılınır demiyor yani. Hani burada bir icma var. Ha yani evet. burada bir bir anlayış diye bir şey yok. Evet. Yorum yok, tevil yani, yok. Yani, bu, Olamaz. Evet, anlayış, tasavvur, algı değil yani. Değil. Bir realite. Tabii ki. Bir hakikat Evet. Söz konusu. Tabii yani. bir hakikat orada söz konusu ve bütün sahabe orada ittifak ediyor. Şimdi evet. aynı şekilde mesela işte komşu hakkı ile alakalı konular mesela. Evet. E şimdi herhangi bir sahabe tutup yani bana göre komşu hakkı diye bir şey yok diyebilir mi yani? Evet. Herhangi bir sahabe tutup mesela yalan söylemek caizdir diyebilir mi? Evet. Herhangi bir sahabi iftira birilerine iftira etmek evet. yani benim anlayışıma göre benim anladığım peygambere göre iftira etmek caizdir diyebilir mi? Böyle bir şey söz konusu değil. Orada bütün ümmetin yani sahabenin üzerinde ittifak ettiği bir çekirdek var. Bu çekirdek esas itibariyle zaten o varlık düzenini değiştiren o zaten. Ve o insanların hayatında sadece peygamber efendimizin hayatında değil tek 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 her bir sahabinin hayatında tayin ediyor. Evet. Dolayısıyla biz bir vücudu zihni hakkında hani bir tasavvur bir algı hakkında konuşmuyoruz yani. tabi o yani bir vücudu zihnisi var. tabi yani bir tasavvur, bir algı vesaire ama e, yani e, burada zımnen sanki bunun hakikati yok. E, sadece tasavvurdan ibaret gibi bir anlam da e, çıkmış oluyor. Böyle bir e, anlam çıkmaması için bu tür ifadeleri kullanırken dikkatli e, olmak icap ediyor. E, yani, yani bu but, bu kullanım bu ifadelerin bu şekilde konuşmanın kaynağının ne olduğunu, evet. dolayısıyla bizi nerelere götüreceğini bilmemiz farkında olmamız lazım. Bu çok önemli. Evet, o kaynakta da hani kartezyen bilgi anlayışı suje obje ilişkisinde yani e, işte yani kişinin hani e, elde ettiği bilgi kendi tasavvurundan e, i, ibarettir. E, e, dolayısıyla ve bilginin yani bilimin konusu da o tasavvurları incelemektir gibi. Halbuki biz böyle bir şey kabul etmiyoruz. Hani bu vücudu zihninizde hani tasavvurlar, kavramlar, algılar vesaire olabilir. Ama bilimin konusu sadece bunu çalışmak değil, onun hariçteki taayyününü, hakikatini çalışmaktır. Yani o hakikati devre dışı bırakmamak gerekiyor. Şimdi Buradaki burada... tabii o zimni anlamı belki mesela birçok insan farkına varmadan Hani e, bu şekilde kullanıyor olabilirler dolayısıyla buraya dikkat çekmemiz iyi e, olmuş oldu e, o noktadan evet. buyurun şimdi burada tabi e, bu yakinin mertebeleri aslında yani sonradan ifade edilmiş e, gibi gözükse de aslında Kur'an-ı Kerim'de zaten geçiyor biliyorsun e, ilmel yakin, evet, evet. aynel yakin hakkel yakin tabirleri Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor Hı -hı. Ee, şimdi bunu biz dikkate aldığımız vakit acaba yani sahabelerinin peygamber efendimiz ve Kur'an-ı Kerim'le irtibatına baktığımızda e, burada şey açısından yani o e, sübut konusunu konuştuğumuz için sübut konusunu evet. artık konuşmamıza gerek tabii, yok. Tabii, tabii. E, şimdi delaletle alakalı kısmı e, hmm. dikkate aldığımızda şimdi burada e, geçen e, programlarımızda e, altını çizdiğimiz bir husus vardı. Sahabe peygamber efendimizin tikel fiillerini tümel cihetten kavruyordu. Hı hı. Bu ama her bir sahabe bunu böyle yapıyor anlamına gelmiyor. Evet. Ama orada toplum teşekkül ederken tayin edici e, perspektif, tayin edici hadise buydu. Evet. Yani e, peygamber efendimizin e, fiillerindeki o tikel fiillerindeki tümel boyutu kavrayıp onu üstlenmek. Şimdi o üstlenildiği vakit bu adım adım sirayet ediyor zaten. Sirayet ettiği vakit sirayet ederken e, şimdi e, şeyde e, diyelim namazla alakalı olarak tek namazı e, namaz kılan e, peygamber efendimizin o namaz e, hadisesinin sadece peygamber efendimize özgü olmayıp e, iman eden bütün insanların e, da yapması gereken ve yaptığı bir fiil haline geldiğinde adım 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 yayılıyor zaten evet. yayıldığı vakit namazın e, namaz kılmakla namazı bilmek bir ve aynı şey evet. yine iki ayrı ifadesi namazın bilgisiyle namazın e, ikamesi diyelim namazın varlığıyla bilgisi aslında bir ve aynı şey evet. yani bir sahabi evet. namaz hakkında konuşurken evet. e, işte orada birilerinin yaptığı bir fiil hakkında konuşmuyor evet. kendi yaptığı şey hakkında konuşuyor evet kendi yaptığı şey de aslında Peygamber Efendimizden üstlendiği bir şey. Evet. Fakat bu Peygamber Efendimizden üstlenme söz konusu olduğunda da sahabe hepsi, hepsi aynı, aynı konumda değil. değil. Tabii. Mesela işte o Cibril hadisinde bahsedildiği gibi mesela bir kısmı Allah'ı görüyormuşçasına ibadet ediyor. Bir kısmı ben Allah'ı görmüyorum ama o beni görüyor. Bak daha oraya gelmedi. E, oraya e, daha gelmeden. Ediliyor. İşin evet. zahiri kısmı ile alakalı evet. tarafı istersen konuşalım. Evet. Şimdi mesela Peygamber Efendimiz'in zil namaz kılarken hı hı. E, görme imkanına kavuşmuş, kavuşmuş olan sahabe sayısı herhalde e, çok da fazla değildir yani. Evet. Niye? E, dediğim gibi şeyde mesela Mekke'nin fethinden sonra e, yüz binlerce insan evet. e, Müslüman oluyor. Müslüman oldukları için Peygamber Efendimiz hayattayken Müslüman oldukları için biz onların hepsini aynı şekilde sahabe e, sayıyoruz. Evet. E, tabii ki o ilk nesil netice itibariyle. Peki onlar peygamber efendimiz hakkındaki bilgiyi nereden aldılar? Yani. Aynel yakin değil onların bilgileri. Onların bilgileri aynel yakin peygamber efendimizi görmüş Hı. olanların e, hayatlarında sözlerinde değil bak öncelikli olarak. Evet, evet. Onların hayatlarında e, peygamber efendimizi müşahede ettiler. Onların e, kelime-i şehadeti e, peygamber efendimizden müslümanca yaşamayı görüp üstlenmiş olan sahabelere, şahitlik yaparak kelime-i şehadet getirdi onlar. Evet. dolayısıyla orada Peygamber Efendimizle irtibat asli olarak baktığımızda bir taraftan bakıldığında ilme yakın, aynel yani o ilk sahabe, o ilk halka sahabenin tabii ki Peygamber Efendimizle olan irtibatı ilme yakın değil. Evet. Aynel yakın. Hakka yakın. <laughs> hakka hakka yakın tabii eee onu e, tam olarak e, sadece görmüyor onunla beraber yaşıyor. onunla görüyor beraber ve onun gidiyor. Ha, onun yaptığını üstleniyor Heh. ve onun yaptığı kendi hayatında tahakkuk ediyor. Evet. Dolayısıyla hakka yakın evet. yani peygamber efendimizi biliyor. Evet. Ama orada e, aynel yakin ile hakka yakın arasında böyle hem evet. e, ayrım hem e, i̇şte belki hani bu birleştirme. açıdan hani evet. biraz öncesini söylediğiniz yani sahabenin işte Kur'an'ı anlayışında, hadisi anlayışında farklı mertebeler var e, demiştiniz. İşte bir kısmı mesela ilmel yakin hani bunu biliyor. İşte duymuş, öğrenmiş vesaire. İşte bir kısmı bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görmüş. Yani oradan direkt olarak almış. Bir kısmı da bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Sevr mağarasında saklanmış. Bedir'i beraber yapmış. Uhud'a beraber gitmiş. Beraber ağlamışlar. Beraber sevinmişler. Beraber aç kalmışlar, beraber yemek yemişler. Yani şimdi bu insanlarınki artık hakka yakin olmuş oluyor. Yani böyle duyarak öğrenmek değil, görerek öğrenmek değil, beraber yaşayarak öğrenmek. Zaten sohbet kavramı içerisinde bu anlam gizli. Sohbet demek hani paylaşarak, beraber yaşayarak, beraber deneyimleyerek, beraber tecrübe ederek hani bir şeyleri öğrenmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten eğitim metodu, sohbet e, metodu. Yani işte şu kadar ödev veriyorum, işte gidip şunları okuyun gelin, sonra bunları müzakere edeceğiz. İşte ay sonunda da vize var, iki ay sonra final var, böyle bir şey yok. Yani beraber yaşayarak e, öğretiyor o insanlara ve kendisi somut örnek olarak e, öğretiyor. Dolayısıyla burada hani onlar hakka lekin e, bu e, ilmi, e, e, İslam'ı, bu hakikati e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan e, alıyorlar. O şekilde tevaris ediyorlar ve kendinden sonrakilere de gene aynı metotla e, aktarıyorlar. Yani o sohbet e, metoduyla böyle e, bir ilim olarak değil, yani bir bilgi olarak değil, yaşayarak ve olarak e, aktarıyorlar. Hani e, Yani günümüzdeki gibi değil. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hani bir akademisyen bir de böyle işte bir ders veriyor. Dersinde bir kitabı var. İşte gidin bu kitabı çalışın gelin. İşte şu zamanda da bir şey olacak. Öyle bir şey değil yani yaşayarak aslında o, o bak, hakikati e, içselleştirerek. Burada burada e, bak evet. ilginç bir hususu belki e, konuşmakta fayda var. Diyelim Müslüman bir ailede e, o ailenin içine doğmuş olan bir çocuk İslam'ı nasıl öğreniyor? Evet. Kitaptan okuyarak... değil yani. Tabii. Hakkı'lı yakini öğreniyor. Evet. Yani aynel yakini öğreniyor. Hakkı'lı yakini öğreniyor. Yani mesela babasıyla annesiyle hani beraber yemek yiyor. Herkes saliyle yiyor. Besmele çekiyor. Elhamdülillah diyor. İşte israf yapmıyor. Veya tevazuyu, sabrı. Zaten gerçek eğitim budur yani. Heh, birlikte evet. namaz kılıyor. Yani, birlikte namaz kılıyor. Birlikte oruç tutuyor. Evet. Birlikte yardım ediyor. İşte başka Müslümanların başına bir sorun geliyor. O birlikte üzülüyorlar. Ee, dolayısıyla bu yaşayarak yani onu hakkal yakin e, öğrenmiş dolayısıyla, oluyor. Dolayısıyla yani İslamiyet'in yani niye biz bugün hala bak bütün istilalara, sömürgeciliğe vesaire rağmen hala biz nasıl niye 2 milyara yakın Müslümandan bahsediyoruz, Müslümanın varlığından bahsediyoruz. Ve formel eğitim sisteminden tamamen dışlandığı halde. Evet. Yani e, bu örgün eğitim dediğimiz e, sistemden hani tamamen dışlandığı halde Gene İslam yaşıyor. Şimdi Dürkheim'in bir ilginç makalesi var. E, diyor ki e, işte muhafazakarlığın, e, Hristiyanlığın, dindarlığın kaynağı ailedir diyor. E, Ve diyor biz çocukları aileden ne kadar uzak tutabilirsek e, muhafazakarlıktan onları o kadar koruyabiliriz. Onun için diyor zorunlu eğitim yapmamız lazım. Yani modern dönemde zorunlu eğitim babalarından birisi Dürkheim ve diyor ki sabah ne kadar erken alıp gece ne kadar geç eve gönderirsek ve ne kadar da bu eğitim sistemini uzun tutarsak 8 12 yani daha iyi diyor bunları aileden uzak tutmuş oluruz. Dolayısıyla aileden o kadar az etkilenmiş olurlar. Evet yani modern eğitim kurumları içerisinde oradaki işte laik ortamda kendine göre modern ortamda hani çocukları tutma dolayısıyla bu zorunlu eğitim fikrinin babası olan kişilerden bir tanesi ve ...hedef de... ...Hristiyanlıktan çocukları uzak tutmak... laik olarak yetiştirmek... ...ve tabi Fransa'da şu anda mesela ateizm zirvede... ...işte bu... ...yani Dürkheim'in fikrinin... ...çok etkin olduğunu gösteriyor... ...çünkü zorunlu bir eğitim sistemi var... ...ve zorunlu sistemi de... ...hani bu şey üzerine kurulu... ...şimdi bu söylediğiniz çok önemli... ...yani örgün eğitimdeki... ...değerlerle... ...yaygın eğitimdeki değerler... ...farklı olduğu zaman çocuk yaygın eğitim mi e, yaygın eğitimden daha çok etkileniyor. Orada en önemli şey aile, anne baba. Evet e, ve dediğiniz gibi çocuk İslam'ı evde anne babadan, aileden yaşayarak sohbet yoluyla öğrendiği zaman bu hakkal yakın bir öğrenme olmuş oluyor. Yani okulda sen onu ne öğretirsen öğret. Hani o kadar e, etki yapmıyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi eğitmesi de ve sahabenin sonraki nesilleri eğitmesi de bu sohbet metoduyla. İşte yani evet. önemli olan nokta şu, e, İslamiyet'in e, mütevatir olarak nakledilmesinin manası da bu zaten. Yani baktığımız vakit dünyanın dört bir tarafında, dünyanın dört bir tarafında milyonlarca evet. aile var, yüz milyonlarca aile, yüz, mily yüz milyonlarca aile birbirinden tamamen bağımsız olarak çocuklarına namaz dediğinde aynı şeyi öğretiyor. Hı hı. Oruç dediğinde aynı şeyi öğretiyor, evet. Hac dediğinde ahlaki temel ilkeler, esaslar ha kusurları var, eksikleri var ayrı bir konu yani evet. onlar onlar evet. kusursuz vesaire anlamında kimse böyle bir şey anlamasın. Ama baktığımız vakit işte bütün bir ümmetin e, varlığını devam ettirmesinin esasında işte o kelime kelimeyi şahadetin evet. nasıl ki işte Peygamber Efendimiz'in zamanında dan itibaren başlayan o şahadet. Yani bilmeyle olmanın, bilgiyle varlığın özdeş olma hali aslında ümmetin böyle şeyin özünde, zemininde böyle ne diyelim bütün ümmetin varoluşunun zeminini teşkil ediyor aslında. Dolayısıyla hani sahabe için nasları yorumlamak, hani sonraki nesillerden veya hariçten gelen birisinin hani Kur'an'ı yorumlaması, hadisi yorumlamasından farklı bir durum, onların egzistensiyel olarak yani bizzat içine doğdukları, içine yetiştikleri ve beraber inşa ettikleri bir realiteden, bir hakikatten burada e, bahsetmiş oluyoruz. Yani böyle bir algı, bir tasavvur e, değil e, ve burada da işte bu meratül meani dediğimiz yani çok katmanlı anlam e, devreye giriyor. Tabii ki onlar yani bu e, ıslahların sözlük manalarını biliyorlar. Ama artık bu sözlük manalarının değiştiğini, burada şer'i örfün bu kelimelere yeni anlamlar yüklediğini görmüş oluyorlar. Tabi bu anlam yükleme de, çünkü orada yeni bir vaka var, yeni bir hakikat var, yeni bir müsemma var. Bunların da isimlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla İslam medeniyetinin doğuşu yeni bir dille beraber doğuyor. Evet, yeni bir dil doğuyor. Yeni eee kelimelere yeni anlamlar yükleniliyor. Yeni ıslahlar e, ortaya çıkıyor. Zaten böyle olmasa yeni medeniyet ortaya çıkmazdı. Hani vaka değişmeseydi, olgu değişmeseydi yeni bir medeniyetin, e, yeni bir toplumun, yeni bir sistemin, yeni bir nizamın ortaya çıktığından da e, bahsedemezdik. E, işte yani sizin de belirttiğiniz gibi yani sahabenin Kur'an'la irtibatı, sahabenin hadisle irtibatı e, böyle hakkal yakin e, bir bilgiye dayalı e, bir e, yaklaşım. E, e, yani bizzat e, çünkü mesela namaz hani onların bulunduğu bir e, ortamda ilk defa kılınıyor. İşte oruç emri onların bulunduğu bir mecliste e, geliyor. İşte Zekat hakeza, haç hakeza geliyor. Şimdi burada tabii geriye dönük olarak bir yansıtma yapma gibi bir tehlike söz konusu olabiliyor. Yani ben bugün Kur'an nasıl okuyorsam sanki sahabe de öyle okuyordu gibi bir yanlış yorumlamaya gitmemek, düşmemek icap ediyor. Yani sahabenin Kur'an'la, hadisle, peygamberimizle olan ilişkisiyle işte onlardan 15 asır sonra gelmiş insanların ilişkisi başka hele hele bir yine akademisyen de, yine ilişkisi de. arasında evet. büyük bir e, farklılık yine var. Yine de yine de bir iştirak ettiğimiz bir cihette olduğunu e, gözden uzak tutmamak lazım. Evet. Yani o işte aileden e, şey yaparken biz Müslümanlığı öğrenirken ailede o e, nasıl ki Hakk'a yakın yani iştirak ederek hı hı. E, çocuklar Müslüman aile içerisinde onları öğreniyorlar. Bu aslında e, ...sahabenin e, İslamiyet'i öğrenmesinin devam. Evet. O ama orada ama sonrasında işte e, baktığımızda sahabenin bütün hayatında bu var. E, bizim hayatımızda işte şeyden sonra ailenin dışına çıktığımızda yavaş yavaş artık şeyle e, ilmin e, yani bilginin e, mevzusuyla kendisi... Ee, birbirinden tefrik ediliyor, ayrışıyor. Evet. Bilmekle olmak artık farklılaşıyor ve araya mesafe girdiğinde e, bilgiye dayalı olarak, ilme bağlı olarak olma konusunda gayret gerekli hale geliyor. Evet, yani birisinde e, harici bir e, hakikat söz konusu, yani vücudu harici dediğimiz veya vücudu ayni dediğimiz harici bir hakikat söz konusu, diğerinde vücudu zihni bir bilgi var. Yani o bilginin hakikate dönüştürülmesi ee, söz konusu. Ee, işte o vücudu ayninin veya vücudu haricinin kaybolmaması e, icap ediyor. Ee, ve e, çocukların da o vücudu hariciyi, vücudu ayniyi müşahede ederek şehadet ederek hani bunu öğrenmeleri e, gerekiyor. Bu ortamı sağlamak e, icap ediyor. Yoksa öbür türlü hani bir şey öğrenip sonra tatbik etme gibi bir e, farklı bir durum ortaya çıkmış oluyor. Aslında bizim günümüzde de e, diyelim Türkçe'de kullandığımız talim ve terbiye evet. aslında tam da bunu ifade ediyor. Yani e, evet. eğitim sisteminde yani bu örgün eğitimde de aslında hem talim olması lazım hem terbiye. Evet. Terbiye o hakka yakın kısmını işaret evet. ediyor. İşte burada hani sahabenin inşa faaliyetiyle bizim bugün ihya ...faaliyetimiz arasındaki irtibat bir kere daha ortaya e, çıkmış oldu. Yani sahabe-i kiram e, bu İslam medeniyetinin inşa sürecinde... E, ...Kuran'ı, hadisleri nasıl anlıyordu, onu nasıl tatbik ediyordu... ...ve biz bugün ihya sürecinde oralarda nasıl dersler çıkarabiliriz... ...bunun üzerinde inşallah e, konuşmaya devam edeceğiz. E, programımızın birinci bölümünün vaktini doldurmuş olduk. İnşallah ikinci bölümde tekrar e, bu mimalde sohbetimize devam edeceğiz. Müzik Peygamber Efendimizi dünya gözüyle gören ve onun mücadelesine omuz veren dostlarının hayat hikayelerini 40 farklı hocamız en ince detaylarıyla anlatıyor. Profesör Doktor Adnan Demircan'da 40 Sahabe programı yarın 15'te Vav wow TV'de. Önce kalem vardı, sonra mürekkep. Duygular mürekkep oldu tane tane damladı. Kendi kelimelerini kendi üreten bir dil var mı? Kültür bir alışveriş olayıdır. Daha çok bilenler eminim daha çok fark edeceklerdir. Fark ediş beraberinde bir surur, neşe getirir. Kelime sadece bir harf değişikliği mi yoksa bu anlamsal bir tercih mi? Önemli olan bu okuma zevkini vermesi sunulanları da hemen olduğu gibi çektik. Yazma eserler tamamen ortaya çıkartılmış değil. Zihinsel süreçlerinizden ve tüjmenizden geçerek ortaya dökülen düşünceler. Profesör Doktor İsmail Güleç'in sunumuyla Mürekkep Damlaları yarın 20'de VAV TV'de. Evet, kıymetli seyirciler e, Tahsin hocamızla birlikte e, sahabe-i Kiram'ın e, bilgi anlayışı, yorum anlayışı e, neydi ve İslam'ın bilgi ve yorum anlayışı asap döneminde nasıl e, teşekkül etti? Onlar nasları yani Kur'anı ve hadisi nasıl e, yorumluyorlardı ve onu nasıl e, tatbik ediyorlardı? Kur'anla ve hadisle nasıl bir irtibat kuruyorlardı? Bunun üzerine müzakeremize devam edeceğiz. Ee, e, e, hocam e, sahabe-i kiram e, tabii bu e, nasları anlarken bazen farklı farklı anlayabiliyorlar. Farklı farklı tatbik e, edebiliyorlar ve hatta bu farklı mezheplerin hani ortaya çıkışında da bu e, peygamberimizin vefatından sonra farklı coğrafyalara e, seyahat etmiş ve e, orada insanlara İslamı e, tebliğ etmiş e, kişilerin e, tesiri olduğunu e, biliyoruz. İşte bu açıdan e, baktığımızda bu e, e, Sahabe i kiram neden yani bu bazı e, ayetleri, bazı hadisleri farklı yorumluyorlar? Bu farklılıklar nasıl e, ortaya çıkıyor? Yani bunu biraz ele alalım arzu ederseniz. Çünkü orada yani, e, tabi üzerinde icma edilen ve herkesin e, aynen anlayıp aynen tatbik ettiği ayetler var, hadisler var. Yani üzerine hiç ihtilaf olmayan meseleler var. Ama bir de üzerine ihtilaf olan meseleler var. Mesela çok somut örnek. Şimdi bütün Müslümanlar namazda kıyam, rükû, secde olduğunda ittifak ediyor. Bütün Müslümanlar kıbleye dönmek gerektiği konusunda ittifak e, ediyorlar. Ama mesela işte e, elleri bağlarken işte nasıl bağlanacak? İşte Kimisi göbeğin üstünde, kimisi göğsünün üzerinde e, bağlıyor. Mesela böyle bir ihtilaf e, ortaya çıkıyor. E, tabii dışarıdan bakan bir insan için bu biraz kafa karıştırıcı e, olabiliyor. Yani niye bir tek bir tatbikat yok? Niye böyle farklı e, tatbikatlar var? Bunun hangisi doğru, hangisini yapalım? İşte neden hani bu kadar büyük alimler kendi aralarında böyle ihtilaf etmişler gibi bir durum ortaya çıkabiliyor? Ee, Tabi bu buna benzer başka e, meseleler de var ama bu tabii en güzel bir e, örnek. Şimdi bu ihtilafların e, kaynağı nedir? E, yani madem ki bu insanlar bizzat Peygamberimizi gözetleyerek e, ve e, onunla beraber yaşayarak yani dini öğrendiler ve kendinden sonraki nesillere öğrettiler. Ee, o zaman hani şöyle bir beklenti oluşuyor. Hiçbir itiraf olmaması lazım. Herkesin aynı şeyi e, yapması lazım. Halbuki bu farklı e, tatbikatlar söz konusu. Tabi teferruatta farklı tatbikatlar yoksa işin özünde değil. Ee, şimdi bu neden e, ortaya çıkıyor? Yani Biraz bunun üzerine duralım. Şimdi şeyin e, şah. Veli Yüllaheddin dihlevi'nin bir ifadesi var. Onu müsaade edersen okuyayım buradan. İsterseniz bir cümleyle bu merhum Şah Veli Yüllaheddin kimdir? Evet. Önemli eseri kimdir? Ondan bahsedelim. Evet. Hem de okuyucularımız da öğrenmiş olsunlar olayı. Evet. Şah Veli Ad Dihlevi adı üstünde şeyde Delhi'de yani yaşamış. Delhi, yani Hindistan'da, Hindistan'da Delhi şehrinde evet. yaşamış, yaşamış. Büyük bir alim. Büyük bir alim. Kendisi 17. yüzyılda yaşamış miladi vefatim Hicri 1176. Hı hı. Ee, çok ve en meşhur kitabı da Evet. Hucetü'l-lahil evet. Türkiye'de tercüme edildi. Evet. Tavsiye ederiz herkese. Evet. Tabii çok çok kıymetli mutlaka bir eser. Mutlaka okunması lazım evet, yani. Kesinlikle. Evet. Böyle e, İslam klasikleri diye hani bir liste yapacaksak mesela bunun içine mutlaka bu kitap girer. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. O şöyle diyor Şah Veliyullah e, Resulullah zamanında henüz ne fıkıh tedvin edilmiş ne de çok daha sonra fukahanın ortaya koyduğu şekliyle hükümlerin rükün veya şartlarından bahsedilmişti. Evet. Resulullah yaptığı bir şeyin farz olup olmadığını beyan etmeksizin amel ediyordu. Evet. Mesela o abdest alıyor, sahabe onun abdestini görüyor ve neyin rükün, neyin adab olduğunu öğrenmeksizin aynı şekilde bunu ondan öğreniyordu. Evet. Yine o namaz kılıyor, sahabe de onu gördükleri gibi namaz kılıyorlardı. O hac ediyor, insanlar da onu izleyip gözlemledikleri gibi hac ediyorlardı. Bu Hz. Peygamber'in genel durumuydu ve abdestin farzları dört veya altıdır diye belirtmiyordu. Evet. Şimdi e, tabi baktığınız vakit şeyde e, Peygamber Efendimiz'in tabii hayatında e, diyelim e, şey yapıyor, abdest alıyor veya namaz kılıyor. Şimdi namaz kılarken mesela bazen... E, ayaklarında işte şeyle terli nal denen işte sandal e, sandal, sandal, sandalla kılıyor namazını mesela bazen de çıplak ayağıyla kılıyor. Sandalet diyelim Türkçe. Evet sandalet. Öyle söyledik yani, evet. yani sandal sandal değil, başka bir şey anlayabilirsiniz Arapçası evet. sandale. <laughs> evet. Sandalet. Yani yani terlik nal, diyelim nal, artık. Nalın ha veya terlik evet, evet. terlik. E, terlikle kılıyor veya terliksiz kılıyor. E, şimdi acaba yani birisi diyelim bir defa gördü Peygamber Efendimiz'i kader Medine'ye geldi. E, Mescid-i Nebevi'ye geldi. Tabi onun için Peygamber Efendimiz de namaz kılıyor. Yani ne kadar muhteşem bir şey. Yani onu tutup mümkün olduğu kadar ona en yakın bir yerde e, durup e, Peygamber Efendimiz'in nasıl namaz kıldığını ne kadar dikkatlice incelediğini düşünebiliriz yani. Evet. Mesela ben olsam yani herhalde öyle yaparım yani. Evet. E, ve sahabe de e, kesinlikle öyle. Yani düşünün ahir zaman Peygamber'i e, ...gelmiş. Ve siz onu görme imkanına sahipsiniz. Ve onunla birlikte namaz kılacaksınız. O zaman her şeyine dikkat edersiniz. O zaman dikkat baktığınızda... ...ayağında sandalat var. Ondan sonra şimdi orada tutup... ...size dönüp de... işte ...bak e, ben işte namaz kılarken... E, ...üzerimde şu şu kıyafetler vardı. E, efendim ayağımda sandalat vardı. İşte başımda... E, ...şöyle bir örtü vardı. Hı hı. Diye Peygamber Efendimiz... Herkese tek 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 onun açıklamasını yapmıyor ki. Orada namaz kılıyor. O sahabe onu gördükten sonra ayrıldı, aradık gittiğini düşünelim. Evet. E sonra ona, o namazı nasıl kılar? E tabi ki peygamber efendimizi nasıl gördüyse o şekilde. Ama burada namaz söz konusu olduğunda mesela namazın mütemmim cüzlerinden birisi ayağında sandalet olmak mı veya terlik olmak mı? Hı hı. E şimdi onun için o tabii ilk bakışta bunu birbirinden e, tefrik etmeyebilir. Ama... E, netice itibariyle o konuda e, ümmetin yani Peygamber Efendimiz başka bir yerde namaz kılarken diyelim işte sandalet olmadan yani şeyi terlik olmadan çıplak ayaklarıyla e, namazını kıldığını görenler var. Aynı şekilde mesela namaz kılarken e, bazıları e, onun elini böyle bağladığını görüyor, o şekilde kılıyor. Bazıları yani böyle bağladığını görüyor. Bazıları elini e, böyle saldığını e, görüyor. Şimdi bu farklılıklar var. Dolayısıyla bu farklılıklar peygamberimizin farklı uygulamalarından kaynaklanıyor. Tabii ki yani şimdi burada yani, e, yoksa bir naslardan defa... naslardan bir çıkarsama yoluyla yani e, bir durum değil. Yani bunu şeyler zaten e, sahabe bunu görüyor. Evet. E, nasıl namaz kılacak nasıl gördüyse o şekilde. Evet. E, şimdi ama iki kişi bir araya geldiğinde namaz kılarken e, birisinin ayağında sandalet öbüründe e, çıplak ayakla e, kılan iki sahabe bir araya geldiğinde... E tabii ki biri diğerine soracak. Yani değil mi? Makul olarak. Evet. ya yani sen niye ayağın çıplak veya senin niye ayağında terlik var? Evet. E şimdi o da diyecek ki ya ben Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmiştim. Biz birlikte namaz kıldık. Ayağında sandalet, sandal şey vardı, terlik vardı. Öbürü diyecek ki ya ben de işte birkaç hafta önce e, işte Medine'deydim. Mescid-i Nebevi'de Peygamber Efendimiz'le birlikte namaz kıldık. Yani e, çıplak ayakla kıldı. Ne terliği? Nereden çıkardın onu? E şimdi o zaman soru şu, ortaya çıkan soru. Bir defa bu iki sahabi acaba doğruyu söylüyor mu? İlk soru. Evet, evet sübut meselesi. Hı hı. Orada karşımıza çıkıyor. E, i̇kisinin de birbirine yalan borcu yok. E, o zaman ne diyecekler? Diyecekler ki o zaman, e, peki Peygamber Efendimiz ayrıca nasıl kılıyordu namazı? Mesela işte rüküye gidiyor muydu? Evet. İftitah tekbiri? Evet. Efendim, e, kadeh-i ahire? Evet. Kıraat evet. E peki Peygamber Efendimiz namaz kılmadan önce abdest aldım. Evet. Kıbleye yöneldim. Evet. Şimdi bakıl bakıldığı vakit o zaman Peygamber Efendimizin bütün namazlarındaki değişmeyen unsurlar. Ama bunlar söz konusu olduğunda şöyle biraz daha yakından bakıldığında değil mi? Daha sonra zaten bu yakından incelendiğinde daha net, net olarak açığa çıkacak. Yani şimdi sahabenin hayatında e, ne oluyor? Peygamber Efendimiz'in hayatında gözüken bütün farklılıklar o farklılıklarla birlikte onu gören insanların hayatında temsil ediyor. Evet. Temsil ediyor. Yani farklı mezhepler aslında farklı e, nebevi tatbikatı yaşatmış oluyorlar. Bir tür. Eğer evet. e, mesela Peygamberimiz diyelim ki farklı şekillerde elini bağlamışsa onlar bu farklı el bağlama şekillerini veya el bağlamamayı e, yaşatmış oluyorlar. Yoksa mesela peygamberimiz farklı uygulamalarından sadece birisini seçip diğerlerini hiç tatbik etmeselerdi o diğer uygulamalar unutulup gitmiş olacaktı yani. Mesela evet. Dolayısıyla evet. böyle farklı e, tatbikatlar olması peygamberimizin farklı e, uygulamalarını bir nevi yaşatmış oluyorlar. Farklı sünnetleri bu zaten. yaşatmış oluyorlar. Bu zaten şeyle alakalı e, sahabenin peygamber efendimizle irtibatının bir neticesi. Evet. Yani e, sahabe peygamber efendimizin bu örnekte gördüğümüz yani bunu dikkate aldığımızda e, pe, şeyde sahabe peygamber efendimizin namaz kılma şeklini yorumlayarak bu neticeye ulaşmış değil. Evet. Çünkü orada Hı. gördüğü bir şey var ona Hı. ittiba ediyor o yani kadar. Metinlerden böyle e, sonuç çıkartarak yapmıyor. Değil. Yani. Uygulamadan e, bunu görüp Uygul, görüyor ve onu üstleniyor zaten. Evet. Gördüğünde peygamber Şimdi diğer taraftan bir de öyle sahabeler var ki, diyelim Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir gibi. Şimdi onlar hep Peygamber Efendimizle hemen hemen her zaman birlikte oldukları için. E onlar için artık yani e çıplak ayak mı, efendim terlik Çorapl çoraplı mi? Çoraplı mı, terlikli mi? Değil mi? mi? Yani ee, şimdi o, o soruları... farklı uygulamaları görüyorlar. Tabi onların hepsinin farkında. Evet. Dolayısıyla ehemle mühimi, farzla vacibi, sünneti, müstahabı <laughs> birbirinden tefrik edecek yetkinlikte onlar evet. artık buradan tabii şu ortaya çıkmış oluyor yani sürekli yaptığı e, hareketler mesela kıyam rükû, secde ha Demek ki bunlar farz Evet Çünkü bunlar yani her daim aynı şekilde bunları yapıyor ama ayağında çorap olması çıplak olması işte veya başının işte dörtte birini mesetmesi ya da işte hepsini mesetmesi ya da elini işte şöyle bağlaması böyle bağlaması Bunlar Ha demek ki bunlar farz değil. Ee, yani bu sonuçta buradan bir şekilde çıkmış oluyor aslında. Yani o farklı farklı yapıyor olması... ...yani onun farz olmadığını... ...her zaman o şekilde yapılmasının zaruri olmadığını da... E, ...bir şekilde ifade etmiş e, oluyor. O işin evet. bir tarafı tabii ama diğer taraftan da... ...burada yine önemli olan hususlardan birisi... E, ...özellikle diyelim namaz örneğini yine konuşacak olursak... ...şimdi namaz örneği e, söz konusu olduğunda... E, Namazın farzlarıyla alakalı olarak her halükarda Kur'an-ı Kerim'de de karineler olması lazım belli ölçüde. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir taraftan baktığımızda namazla alakalı hüküm, ayetler çok açık yani muhkem. Hı hı. Ama nedir? Namazın farziyeti konusunda muhkem. Ama namazın erkanı söz konusu olduğunda orada işte teşabüh yavaş evet. yavaş devreye giriyor. Orada teşabbüt devreye girdiği için e, orada Peygamber Efendimizin e, kıldığı namazla oradaki erkanın e, ayrıca hususiyetlerini e, ve e, şeyin e, namazın farzlarını ve yani şartlarını ve hükümlerini e, vaciplerinden, sünnetlerinden, müstahaplarından tefrik etmek istediği vakit insanlar o zaman ne yapıyorlar? Peygamber Efendimizin kıldığı namazın Kur'an-ı Kerim'le irtibatına bakıyorlar. Kur'an-ı Kerim'le irtibatı üzerinden eğer diyelim şeyde Kur'an-ı Kerim işte bir kıraat şey yapın. E Kur'an-ı Kerim'den hı hı. E işte kolay gelen bir şeyi Mateyessere diye başlayan hı. bir ayet-i kerime vardı. Evet. E, İkra'u Mateyessere Ha. İkra'u Mateyessere min. Evet aynı. Hadis-i şerif. Evet. Şimdi orada bir başka deliller var yani. Şimdi o delilleri dikkate aldıklarında o zaman diyorlar ki bak şu 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 delillerle birlikte dikkate aldığımızda demek ki bu namazın mütemmim cüzü bu olmazsa namaz olmaz. Evet. O zaman namazın mütemmim cüzü ama bu peygamber efendimizin kıldığı ve bütün sahabenin üstlendiği ve sürdürdüğü bir praksisten bahsediyoruz evet. artık. Bu bir pratik yani artık. Bütün sahabe böyle zaten. Namaz kılmak denildiğinde. Ama o namaz kılma dediğimiz şey artık e, bunun e, daha analitik bir şekilde unsurlarını birbirinden tefrik etmeye e, yöneldiğinde e, alimler, o zaman oradaki her bir unsurun e, delillerini de ayrıca e, 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 tespit etme e, gereği ortaya çıkıyor. İşte orada delalet konusu karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hani e, namazın nasıl kılınacağını, Delillendirme işi sonradan yani ulemanın, fukahanın yapmış olduğu bir iş. E aslında namaz bir pratik olarak, bir uygulama olarak sahabe tarafından, peygamberimizden öğreniliyor. Ve sahabe bunu tabiine aynen Peygamberimizden gördüğü gibi aktarıyor. Daha sonraki nesillerden işte ulema yani işte şunları farzdır, bunları vaciptir, bunları sünnettir şu farzdır çünkü şunlardan dolayı bu vaciptir şundan dolayı bu sünnettir şundan dolayı diye daha ama, sonraki dönemde böyle bir analiz ama e, burada... yapılıyor ve bunlar da işte işte nasıbi bir takım deliller yani Kur'an'dan hadisten bir takım delillere dayandırıl dayandırılma çalışıyor. Burada, burada tabii önemli bir husus var. Yani mesela diyelim Hazreti Ömer'in huzurunda diyelim birisi işte yeni müslüman oldu veya müslümanım diye hı hı. geldi ve namaz kılıyor. Şimdi namaz kılarken mesela tek tekbir e, almadan namaza başladığını varsayalım. Hı hı. E Hazreti Ömer bakıp ya bu da böyle yorumlamış. Hı hı. Der miydi acaba? Evet. Çünkü üzerine icma olan bir mevzu. Değil mi yani ifta tekbir ee, olmadan tabii. bir şey olur mu? Tabii. Veya işte e, namaz kılıyor ama Fatiha okumuyor mesela. Evet. Yani şimdi evet. orada Hazreti Ömer ...bunun yorumu da böyleymiş... ...ne yapayım... ...der miydi yani... Evet, ...Hazreti Ebu evet, Bekir... ...Hazreti Peygamberimiz o... ...Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...farklı tatbikatları... E, ...söz konusu... ...tabii mesela bir de bu... ...teravih namazı meselesi var... ...hani burada namazdan e, bahsederken... ...şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...ve sahabe-i kiram... ...bu teravih nafile bir namaz... ...tek tek e, kılıyorlar... ...biliyorsunuz nafile namazın... ...tek tek kılınabileceği gibi... ...cemaatle de kılınabilir... Yani bazı alimlerimize göre nafile namazın cemaatle kılınması caiz. Ve Hazreti Ömer e, işte bakıyor ki insanlar dağınık bir şekilde bu teravih namazını kılıyorlar. Diyor ki bunu cemaatle kılalım. Daha düzenli bir halde. Ve sahabe-i kiram da buna itiraz etmiyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer gibi bir büyük müştehidin e, içtihadı sahabe tarafından icma e, edilmiş oluyor üzerinde. Sahabenin icmaıyla bu tatbikat başlamış oluyor. Evet. Evet. Şimdi tabi bazı insanlar hani e, nafile bir namazın cemaatle kılınmasının caiz olduğunu bilmiyor. Diyor ki ya bu bid'at işte teravih namazı peygamberimiz de tek başına kılmış bu cemaatle kılınması bid'at. Halbuki nafile namazlar cemaatle kılınabilir. Yani çünkü e, bunu bu şekilde kabul eden e, müştehitler var, e, alimler var ve Hazreti Ömer de nafile namazın cemaatle kılınabileceği görüşünde ve sahabe-i kiram da bunu icma ile onaylamış Ha bütün sahabe bütün olmuş yani sahabenin ittifak ettiği bir evet. konuda yani birilen birilerinin tutup e, bidat kelimesini kullanarak evet. e, onun e, hakkında bu şekilde konuşması cehalet değilse şayet. Evet. Hakikaten yani e, daha farklı bir şey. İşte işte yani. her Ramazan'da böyle insanlar çıkıyor. işte teravih hakkında böyle bilir bilmez e, cehaletlerini yani ortaya koyacak şekilde böyle laflar ediyorlar yani. Ya bu Hazreti Ömer gibi yani peygamberimizin en önde gelen sahabelerinden ve müştehit olan bir sahabe tarafından, fakih olan bir sahabe tarafından yapılan bir uygulama ve diğer sahabe de hepsi bu konuda icma etmişler. Yani tutup da işte ya Ömer bunu nereden çıkardın, bu yanlış bir uygulamadır, nafile namaz cemaatle kılınmaz dememişler. Yani isteyen gelsin hep beraber bunu beraber tabii kılalım buradaki, e, demişler. Tabi incelik tabii çok çok önemli. Eğer Peygamber Efendimiz e, teravih namazını cemaatle kılsaydı ve kıldırsaydı farz o, o yani. zaman değil mi? Tabi farz olacak. Yani, yani. <laughs> o zaman e, ümmet diyecekti evet. ki bu farz. Evet. Şimdi öyle olunca bu sefer e, işte şeyle alakalı onun nafile namazı olma hususiyeti araya kaynayacak ve evet biraz belki beni İsrail'in başına gelen evet. değil mi belli ölçüde tahakkuk edecek. Evet. Evet. Zaten, zaten ki, evet. hani peygamberimiz Aleyhisselam yani birçok mevzuda eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim şunu yapın derdim, bunu yapın derdim diye açık açık beyan ediyor zaten yani. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Vesselam'ın... ümmetine karşı bir merhameti var. Hani demiştik ya aşık, maşuk ve aşk yani şeysi. Yani e, ümmetine karşı böyle bir merhameti var. Yani ümmetine çok yük yüklenip de bunun altında ezilmesinler diye özel bir gayret e, gösteriyor. E, i̇şte bazı şeyleri hani onlara emretmiyor ki aslında yapılması gerektiğini düşünüyor. Ama emretmiyor ki farz olmasın e, üzerlerine diye. Ama onları tavsiye ediyor. Tavsiye seviyesinde tutuyor. O da sünnet e, dediğimiz şey. E, ki onların mutlak surette tatbik edilmesi gerekiyor. İşte bazılarının sünnete bakışı. Ee, mesela bazı böyle yeni yetme e, böyle az buçuk bir şeyler öğrenmiş insanlar oluyor. Mesela bir şey yani bir e, ibadet bir şey söylüyorum. E, hocam, o sünnet diyor. Yani diyorum mutlaka yapılması gerekir değil mi? Evet yani sünneti istifaf eden yani basit gören bir yaklaşım var. Yani sadece farzlarla yetinelim gibi hatta şu örneği kullanıyorlar. Malum bir bedevi geliyor Peygamberimize. Diyor ki Muhammed kimdir? İşte diyor ki benim. Sen diyor beş vakit namazı mı emrediyorsun? Evet. Zekatı mı emrediyorsun? Evet. Oruç? Evet. Hac? Evet. Ben diyor bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet. Vallahi diyor ne fazla ne eksik yapacağım. Hadi eyvallah. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki işte cennetlik birisini görmek istiyorsanız sözüne durursa bu adama bakın. Şimdi bunlar diyorlar ki bak diyorlar Bedevi böyle dedi cennetlik işte biz de aynı onun gibi yapacağız. Ben de diyorum ya siz niye bir tane çölden gelmiş bedevi örnek alıyorsunuz? Hazreti Ebu Bekir'i örnek alın, Hazreti Ömer'i örnek alın, Hazreti Aişe'yi örnek alın. Yani sahabenin önde gelen e, temsilcileri varken gariban bir tane bedevi zar zor çölden çıkmış gelmiş. Çok da fazla vakti yok. Hemen orada bir beş dakika bir görüşme yapıp bir şeyler öğrenip aynen geriye dönüyor. Sen niye gidip de o bedeviyi örnek alıyorsun? Hani biraz önce size de bahsettiniz ya sahabenin tabakaları var. Yani bir böyle Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi uzun yıllar Peygamberimizle beraber kalmış, yanında bütün şeyi uygulamayı özümsemiş, hakka yakın insanlar var. Bir de böyle kısa bir vakit içerisinde ne öğrendiyse onunla kalan insanlar var. Dolayısıyla yani biz Sahabe i Kiramı örnek alırken Kibaru Sahabe dediğimiz o büyük sahabeleri örnek almamız lazım ve. Ee, sünnetleri de ciddi alarak hani tatbik etmemiz e, lazım. E, bu bu konuda da tabii Sahabe i Kiram bize gayet e, bir, güzel bir örnek e, teşkil ediyor. Yani onlar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Sünneti neyse bunu tatbik ediyorlar. Şimdi geçenlerde İmam Rabbani'den bir şey okuyordum. Diyor ki benim bundan sonra hayatta arzu ettiğim hiçbir hedefim kalmadı. Tek hedefim ee, tatbik etmediğim bir sünnet varsa onu keşfedip tatbik etmek. Evet. Çünkü ahir zamanda bir sünneti tatbik etmeye yüz şehit e, sevabı var. Yani acaba ben hayatımda hangi sünneti tatbik etmiyorum deyip, hani onu e, tatbik etmeye nasıl başlayabilirim? Ee, yaklaşımı ki bu sahabe-i kiramdan yani bizim tevarüs ettiğimiz e, bir şey. Yani onlar e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani sünnetine, hadislere e, bakarken böyle e, işte asgari e, ne tatbik edebiliriz şeklinde o değil de bu. azami evet. olarak yani nasıl örnek alabiliriz nasıl tatbik edebiliriz ona bakıyorlar yani ya bu farz mı vacip mi sünnet mi değil yani peygamber yapıyorsa biz de bunu yapmamız lazım tabi evet. İmam Rabbani'nin e, e, ifadesi çok iddialı tabi nasıl iddialı e, bir defa bilinen bütün e, sünnetleri yapıyorum Yok öyle değil yani bilmediğim varsa diye. Hayır bak Hı. bildiklerimi zaten yapıyorum. Heh, evet. Bilinenleri zaten tabii, yapıyorum. Tabii tabii bilip de yapmadığım yok diye. Yok. Evet. İddialı dediğim taraf orası. Evet evet. Bilim bilip de yapmadığım yok. Evet. Ama e, bilinmeyen bir şekilde araya Unuttuğum... kaynamış, unutulmuş Heh, hatta evet. unutulmuş ümmetin de e, yani bir yerlerde tabii mutlaka evet, yapanlar evet. vardır ama veya gözünden evet, kaçmış. Ha en azından çevremizde bulunan insanların gözünden kaçtığı veya bizim içinde yaşadığımız dönemde ihmal edilmiş bir sünnet kaldıysa şayet onu bulup ihya etmek. Tabi gerçekten çok çok iddialı evet. bir şey. Yani o onu tak, biz, benim yani İmam Rabbani'yi takdir etmek haddime değil ama hakikaten evet. çok esaslı bir şey tabi. Evet. İşte tabi orada inşa sürecinde sahabe-i kiram sünnete nasıl itina göstermişse ve sünnetler konusunda taviz vermemişse ihya sürecinde de aynısının yapılması lazım ki yani İslam medeniyeti aynı ruhla yeniden inşa olabilsin. Gene İmam Rabbani Rahmetullah'dan Rahmetullah Aleyh o diyor ki eğer sünnetleri farz gibi bilip amel etmezsen mekruhları da haram gibi bilip uzak durmazsan asla manen terakki edemezsin. Yani o ihsan makamına eremezsin. Şimdi peygamberimizin sünnetinin bir zahir tarafı var. Hani işte e, görünen fiili hareketler bir de batın tarafı var. Yani kalbi sünnet dediğimiz işte mesela namazı Allah görüyormuşçasına kılmak. Orucu Allah görüyormuşçasına tutmak. Yani hayatı Allah'ı görüyormuşçasına yaşamak, ihsan dediğimiz tarafı, e, işte e, e, yani eğer bunu yapamıyorsan Allah beni görüyor diye murakabe haliyle bunu yapmak ve niyetin ihlaslı olması, huşu içerisinde olmak. Yani sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gözlemlerken sadece zahiren ne yapıyor ediyor ona bakmıyorlardı. Aynı zamanda batında, kalbinde yani e, kalbi fiilleri neydi e, aynı esnada? Ona bakıyorlardı. Çünkü namaz bedenle kılınan bir ibadet değildir. Sadece. Namaz kalple kılınır. Evet. Oruç kalple tutulur. Hac kalple yapılır. Zekat kalple verilir. Beden onun aletidir. Beden onun aleti. Yani e, eğer yani kalp işin içinde değilse o ölü bir harekettir. Nitekim işte Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَهُمْ an salatihim sahun yani o namaz kılanlara yazıklar olsun namazlarından gafildirler. namazlarını habersizdirler dolayısıyla hani bedenen yatıyor kalkıyor ama kalben e, peygamberimiz nasıl kıldıysa hani onu öyle yapmıyor e, işte e, yani velev ki bir an bile yani bir insan hani ben şu anda namaz kılıyorum şeklinde bir niyeti yani içinden geçirmezse o namaz kabul olan bir namaz değil. Ya da gösteriş için hani kılıyorsa bak zahiren bütün erken var. ama batında bir şey eksik. Nedir o? Niyet, ihlas e, konusu. Dolayısıyla e, yani sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani fiillerini sadece gördükleriyle değil e, aynı zamanda görünmeyen boyutlarıyla da e, tevarüs e, ediyorlardı. Yani fi, kalbi fiillerini, kalbi sünnetlerini de aynen tevarüs edip tatbik e, ediyorlardı. Bu kalbi sünnetler konusunda ihtilaf yok. E, çünkü işin ruhu burada. Yani niyet namazın ruhu. İhlas namazın ruhu. Eğer o niyet bozuksa bedeni olarak ne yaparsan yap. Yani ruh yok e, demektir. E, o ibadette allah Teala tarafından zaten e, kabul edilmiyor. İşte e, yani bir nevi bu zahir fiillerde mesela elin bağlanması noktasında böyle farklı farklı olması adeta şu mesajı vermiş oluyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ya bunun zahirine fazla takılmayın, esas batınına odaklanın, e, niyete, ihlasa, ihsana, huzuru billah halinde bu namazı kılmaya odaklanın. E, şeklinde adeta o mesajı orada e, vermiş gibi e, oluyor. Tabii ki yani e, yani bu yanlış anlaşılmasın. Hani yani zahiri basit görüyoruz eee şeklinde değil. Zaten o zahir hali her zaman mutlaka yapılması gereken bir şey ama onun o batınla kalple birleşmesi gerekiyor. Mesela namazda bedenen Kabe'ye dönüyoruz. Şimdi bu bedenin kıblesi Kabe. Ama kalben de Allah'a dönmemiz gerekiyor. Allah'a yönelmemiz gerekiyor. Yani kalbin kıblesi Allahu Teala. Ama bedenin kıblesi Kabe. İşte ancak o zaman yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani namazı gibi e, namaz kılmış oluruz. Yani, yani zahiriyle, batınıyla. Tabi bu da gene e, yani yani bir vücutla alakalı. Yani bir görünen varlık seviyesi var. Bir de görünmeyen e, varlık e, seviyesi var. E, i̇şte namazın da meratibi var. Yani bir görünen namaz var, bir görünmeyen e, namaz var, bir görünen sünnet var, bir görünmeyen e, sünnet var. Mesela şimdi sosyolojide bir pozitivistler var. Bunlar gözlem. Ben diyor gördüğüme bakarım. Bir de tabii yorum samacılar var. Gördüğümüz hiç önemli değil. Biz insanlar hangi niyetle bu işi yapıyor ona bakarız diyorlar. Halbuki İslam'ın amel anlayışında hem görünen hem görünmeyen iki boyut birlikte ele alınıyor. Çünkü amelin bir zahiri var. Bir de batını var. Yani bu ikisi birlikte ...el alınıyor. Tabi esas bu şeye dönersek yani sahabe-i kiramın işte bu aralarını ihtilaf ettikleri mesela Kur'an'ı yorumlama noktasında işte sünneti yorumlama noktasında içtihadi ihtilaflar. Tabii bu ihtilaflar heva ve hevesten iktidar kavgasından veya menfaatten kaynaklarına ihtilaflar değil. Sahabe hepsi adil zaten. Adil demek nefsani hareket etmeyen insan, şeytanın vesvesesiyle hareket etmeyen insan, menfaatten dolayı ya da güç kazanmak, iktidar peşinde koşan insanlar değil. Yani ihlasla hakikati arıyor, doğruyu arıyor ve sahabe-i kiram da içtihatlarında ihtilaf ediyorlar. Burada bir ihtilaf adabı ortaya çıkıyor ve sonraki nesillere de aslında bu konuda güzel bir örnek olmuş oluyorlar. Yani e, insanlar kendi aralarında içtihat bakımından ihtilaf edebilirler e, ve ama bu içtihatta ihtilaf edildiği zaman karşı tarafı işte yani tekfir etmek efendim e, gibi bir durum asla söz konusu olmaması gerekir diye zaten bu Sahabe i kiram döneminde de başlıyor. İşte bir önceki programda konuşmuştuk mesela Hazreti Ömer radıyallahu an Şam'a geldiğinde e, orada Şam'da salgın hastalık var. İşte bir kısım sahabi iştahat ediyor. Diyor ki ya Ömer gitmen lazım buraya diyor. Allah tevkül edeceksin. Şam'a gireceksin. Orada salgın hastalık olduğu önemli değil. Diğeri onlar da şöyle iştahat ediyorlar. Hayır madem burada salgın hastalık var gittiğinde sana bulaşabilir. Tedbir alacaksın gitmeyeceksin. İki tane iştahat e, ortaya çıkıyor. E, ve Hazreti Ömer karar veremiyor. Tamam. Ama ne zaman ki e, işte bir sahabe Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rivayet ediyor. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer bir yerde salgın hastalık varsa veba, taun işte oraya girmeyin. Orada olanlar dışarı çıkmasın. Şimdi bu bir tarafa ağır bastırıyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer bu içtihadı tercih edip onunla amel ediyor. Şimdi mesela bu güzel bir örnek. Yani sahabe içtihat konusunda nasıl ihtilaf ederler? Evet, şimdi burada e, tabii ve devlet politikası da bu içtihatlardan birisini tercih e, ediyor. Hazreti Ömer devlet başkanı e, olarak e... tabii bizim önce şeyi daha biraz daha netleştirmemiz lazım. Bu ihtilafın zemini nedir? Evet. Yani niye ihtilaf oluyor? Şimdi evet. Bu ihtilafın zemini dediğimizde de kastettiğim şey şu. Bir defa özellikle sahabeye baktığımızda sahabe hem sabahın sahabenin kendi içerisinde tabakalar var. Evet. O tabakalar çok açık. Yani o işin bir tarafı. O tabakalarla alakalı olarak da bakıyorsunuz öyle sahabiler var ki peygamber efendimizle irtibatları çok sınırlı olmuş. Evet. Yani bir defa görmüş görmemiş. Diğer taraftan da o dönemde yaşayan insanların Müslümanların bayağı bir kısmı Peygamber Efendimizi görmüş değil zaten. Dediğim gibi işte şeyden sonra yani Mekken'in fethinden sonra özellikle çok sayıda Müslüman evet. olan. Ya e, o dönemde zaten mesela devlet başkanını, sultanı, padişahı, kralı kim görüyor ki yani şimdi televizyonla beraber gazeteyle beraber yani tabii, insanlar aynen. hani kralları, devlet başkanlarını falan görmeye başladılar yani önce aynen. sadece sarayda kim yaşıyoruz onlar görüyor zaten tabii yani. Çok sınırlı bir şey. Yani evet, çok peygam sınırlı. Peygamber Efendimiz söz konusu olduğunda tabii ki onu Tabii can yani e, çünkü Mescid-i Nebevi'de beş namaz kılıyorlar birlikte. Evet, dolayısıyla Evet evet. Her herkesin Bir de Peygamberimiz e, A.S. böyle yani sarayda oturan bir insan değil. Halkın içinde devamlı beş vakit e, camiye geliyor zaten cemaate namaz kıldırıyor. İnsanların önünde olan bir şey. Ama gene de mesela Medine'de yaşamayanlar görmez yani yani Tabii. Belki yani gelip Medine'de görürse ancak öyle. Mesela şeyler var. Yani farklı farklı bölgelerde yaşayan işte şeyler, çocuklar var. Yeni doğmuş olan bebekler var vesaire. Yani yani bütün o sahabeyi dikkate aldığımızda sahabe e, dediğimiz insanlar netice itibariyle şey şey. E, her yaştan ve her meslekten, meşrepten insan. Tabii. Her eğitim seviyesinden. Tabii. Evet. Yani şimdi bunu Yani e, kâb bir Malik gibi yani veya Abdüsselam gibi işte yani en büyük e, haham yani e, e, işte e, ı Farisi gibi yani kaç tane dine girmiş çıkmış insan Sühevi Rumu gibi Bizans'tan gelmiş insan da var bir de bir önce bahsettiğimiz gibi çölden gelen Bedevi de var. Evet. Yani böyle çok kozmopolit bir çok kuru evet. aslında ha. yani. Şimdi dolayısıyla. Burada tabii ilginç olan şeylerden birisi şu e, ama hepsini e, bir arada tutan bağlayan ve e, benden bize geçişte e, o irtibat noktası tanımlayıcı olan e, irtibat noktası peygamber efendimiz. Evet. Yani hepsi diyor ki ben Muhammed ümmetiyim. Evet. Bu şimdi Muhammed ümmeti olmak da bir sadece bir söz değil bir fiil bir şey. Evet. Bunu dikkate aldığımda o zaman şöyle bir şey de var. Yani bir defa sahabenin herhangi birisi fark etmiyor. 24 saat peygamber efendimizle beraber değil. hiçbiri öyle değil yani. Sadece sınırlı manada diyelim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın işte hicret esnasında belirli bir süre peygamber efendimizle olması istisnai bir durum. Kural değil yani. Peygamber efendimizin eşleri mesela Yollar da sürekli Peygamber Efendimizin yanında değil. Evet. dolayısıyla Peygamber Efendimizi bütün halleri ve bütün fiilleriyle sözleriyle bilen herhangi bir insan yok. Evet. Bu çok önemlidir yani. Çok evet. önemli. Yani bütün halleri ve bütün sözleriyle Peygamber Efendimizi bilen tek bir insan yok. Peki Peygamber Efendimizin bütün halleri ve fiilleri biliniyor mu? Evet. Kimler Anladım. tarafından biliniyor? Bütün sahabe tarafından. Farklı Aa, farklı insanlar evet, tarafından biliniyor. Bütün sahabe tarafından. Evet. Yani adeta toplumsal hafızaya kaydedilmiş ha, gibi. Ha yani e, peygamber Efendimiz'in bilgisi nerededir diye soracak olursak bütün ümmetti. Evet. Bu çok önemli. Hı, hı. Ya, dolayısıyla burada o zaman e, temel sorulması gereken soru şu. Bütün ümmetin yani sahabenin ittifak ettiği hususlar neler? Hı hı. Şu so, ittifak ettiği hususlara baktığınız vakit bunlar zaten bilgiyle varlığın özdeş olduğu hususlar ve o e, farz-ı ayn olarak her Müslümanın bildiği ve yaptığı şeylerin e, şeyler e, sahabenin şeysi e, icması dediğimiz hadise orada gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz hayattayken daha. Ama ihtilaf ettikleri taraflar var. Yani ihtilaf derken ihtilafil illa e, şey anlamıyla ...sen bu görüştesin, ben bu görüşteyim anlamında değil. Mesela bilgilerdeki ihtilaf, farklılıklar var. E doğrudan mesleklerle alakalı. Daha önce de bahsetmiştik. Diyelim ticaretle uğraşan bir insanın... E, ...Peygamber Efendimiz'e gelip, sorup... ...veya şey söz konusu olduğunda... ...kendisi normal ticaretle uğraşırken... E, ...karşı karşıya kaldığı meseleler var. E, onların çözülmesini istiyor. Onların çözülmesini istediğinde sorduğu sorular... ...esas itibariyle ticaretle uğraşan insanları ilgilendiriyor. Onun dışındakileri ilgilendirmiyor ki. Hı hı. E dolayısıyla ticaretle uğraşmayan insanların bilgisiyle... ...ticaretle uğraşan insanların bilgisi bu cihette farklılaşıyor. Hı hı. Orada bir ihtilaf ortaya çıkıyor. Evet. Nasıl ki mesleklerde ihtilaf var, renklerde ihtilaf var, dillerde ihtilaf var. Hı hı. Yani o birbirinden farklılık anlamında. Hı hı. Şimdi Dolayısıyla bu ihtilaf dediğimiz hadise zaten... Yani bir tür insanın varlık şartları böyle. Evet. Yani bir toplum dediğimiz şey muhtelif demek yani aynı zamanda ama muhtelif olabilmesi için yani farklılıkların olabilmesi için ittifakın olması lazım. İttifakın olmadığı yerde ihtilaf olmaz. Evet. Dolayısıyla icmanın olmadığı yerde ihtilaf olmaz. Hı hı. Ve dolayısıyla bu iki ciheti biz birlikte düşünmemiz lazım hep. Hı. Yani şeyin sahabenin Peygamber Efendimizle irtibatı söz konusu olduğunda o ihtilaf meselesini dikkate alırken nerede ittifak etmişlerdi ve ihtilaf neredeydi? Şimdi o zaman ihtilafta demek ki temel sebeplerden birisi o ihtilafın zemini dediğimiz zemin aslında insanın varlık şartlarıyla alakalı. Evet. İnsanların varlık şartları zaten muhtelif. Yani farklılıklar var zaten. O farklılıkları tevhid eden, birleştiren Yine bir husus var. Nedir? İnsan olmak bakımından. Hı -hı. Hepsi o ortak bir noktada. O insan olmak bakımından dediğimizde bütün o işte farz-ı ayın e, mükellefiyetler Hı -hı. E, tamamen e, yani mesela şöyle söyleyeyim. E, ben işte kadınım. Onun için Allah'ın birliğine inanmam gerekmiyor. Denmez yani. Evet, veya ben işte e, şu gruptanın sünnetlere tatbik etmem ha, gerekmiyor mesela. gibi öyle bir şey ha, yok yani. Yani ben e, işte, işte evrensel ha, bir e, din ve e, medeniyet yani, olabilmesi için tüm insanlara hitap işte etmesi gerekiyor. Ben taifliyim, onun için peygamberliği evet. kabul etmiyorum. Yani ben işte e, şeyim, kureyş kabilesindenim. Şu e, hükümlerden muafım. Ha, muafım. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil yani. Evet. Şimdi dolayısıyla ama insan olmak bakımından, ama insan olarak yani Müslüman olarak yapması gereken şeyler var. Ama Müslüman tüccar olarak yapması gereken şeyler ona ekleniyor işte. Orada bir ayrışma söz konusu oluyor, bir fark ortaya çıkıyor. Ee, Müslüman e, bir kadı, bir hakim olarak yapması gereken şeyler noktasında temayüz ediyor, farklılaşıyor. Müslüman bir yönetici, vali mesela. Vali olarak neyi nasıl yapması gerekiyorsa orada bir farklılaşma ortaya çıkıyor. Yani şimdi tutup da e, ben de sahabiyim arkadaş, i̇şte ben de e, işte vali olarak davranacağım diyebilir mi yani sahabiler? Yani niye Muaz bin bel gitmiş şey hmm. Yemen'e orada e, tutup başka sahabiler de e, yani o sahabi bir sahibi değil miyiz yani? Biz de işte Mekke'de vali gibi davranalım. diyemezler yani. Niye diyemezler? O vali olmakla alakalı yapması gereken fiiller var. Onun öyle bir konumu var. O konumuyla alakalı bilmesi gereken şeyler var. O bilmesi gereken şeyleri de Peygamber Efendimiz ona öğretiyor zaten. O biz, bize sadece o Peygamber Efendimizin öğrettiğinin sadece bir kesiti nakledilmiş, tamamı değil yani. Ki ilmi hal dediğimiz şey de oradan, o kavram da oradan geliyor e zaten. Tabii ki. Yani kişiye kendi halinden dolayı bilmesi farz olan ilimler, mesela diyelim ki bekar birisi evlilikle alakalı hükümleri bilmesi onun üzerine farz değil. Ama evlenmeye niyeti varsa, Heh, hemen anında onun üzerine Onu evlilikle da... ilgili hükümleri bilmesi farz evet. olmuş oluyor. Veya ticaretle uğraşmayan birisi ticaretle ilgili hükümleri bilmesi onun üzerine farz değil. Yani öğrenmesi gerekmez demiyorum. Farz değil. Yani öğrense tabii ki iyi olur yani. Ama ne zaman ki ticareti ticarete girmeyi kafaya koydu işte o zaman ticaretle ilgili bütün ahkamı öğrenmesi onun üzerine farz e, olmuş oluyor. İşte bu e, ve bu uygulama aslında Sahabe-i Kiram zamanında ortaya çıkıyor. Tabii ki yani İnsan kendi <laughs> halleriyle ilgili Bilgileri gidip Peygamberimiz Aleyhisselatü sorup öğreniyorlar. Ve tabi buradan da işte farklılık ortaya çıkıyor. Yani e, Peygamberimizden tevarüs edilen bilgiler farklı farklı yani adeta hard disklere kaydedilmiş gibi oluyor. Yani herkes kendi hayatıyla ilgili, kendi e, mesleğiyle alakalı, e, kendi sorunlarıyla alakalı e, hadisleri, sünnetleri bunları e, öğreniyor. E, zorunlu olarak tabii ki. Sonra tabi bunların hepsi ileride hadis kitaplarında bir şekilde bir araya getiriliyor ve fıkıh yani kitaplarını orada adeta yeniden sentezleniyor. Yani bu farklı farklı insanlar tarafından parça parça yani hafızalara kaydedilen bütün o bilgiler... işte kadınlar bir şey kaydetmiş, çocuklar bir şey kaydetmiş, işte o bedevi bir şey kaydetmiş, tüccar bir şey kaydetmiş, çiftçi bir şey kaybetmiş. Sonra vali bunlar, bir şeyi kaydetmiş. He, vali bir şey Hı. kaydetmiş. İşte yönetici başka bir şey kaydetmiş falan. Komutan başka bir he, komutan şey. Komutan Sonra hepsi hadis kitabında bir araya geliyor. Sonra bakıyorsun Buhari'ye. Şöyle Buhari içindekileri yeniden bir gözümüzden geçirirsek neler var orada? İşte iman var, namaz var, abdest var. Yok yok. Yani evet yani işte ne bileyim ticaret var, nikah var. İşte uluslararası e, ilişkiler var, ceza hukuku var, ana baba hakları var karı koca hakları var, aile hayatı yani aklına gelebilecek olan bütün konular yani tüm hayatı kuşatan bütün konularla ilgili orada hadis-i şerifler var. İşte burada ilginç olan şey şu. Mesela Hazreti Ömer'e birisi soracak olsaydı kariyedeki hadisleri tek 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 anlatamazdı ama evet. kendi hayatında onların hepsini tahakkuk ettirdi. Evet. Esas bu yani. Evet. Evet. Onun hayatıyla bilgisi Varlığıyla bilgisi bir aynı hmm. şeydi. Fakat daha sonra bizim o kitaplarda gördüğümüz şeyler yani biraz daha konuyu biraz daha yani o dedim ya ihtilafın zemini dediğimiz hmm. şey. O zemini dikkate almadığımız vakit hmm. o varlık boyutu yani vücut filan ayağını dikkate almadığımız vakit sanki böyle söylemler evet, evet. denizinde yaşıyormuşuz gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet, evet. Öyle değil. Hmm. Yani zaten en önemli sıkıntılardan birisi günümüzde hakikaten bu İslam medeniyetinin anlaşılmasındaki zorluklardan birisi yani hadiseleri böyle bir söylem denizi gibi görmek mesela işte fıkıhla alakalı kelamla alakalı meseleleri işte o konudaki alimlerin kavillerinin bir araya getirilmiş hali evet. gibi. Kıyılık hal gibi falan böyle yani denir. Söylem ve anlatı evet. gibi görmek. Ki öyle bu, görmek. İşte bu postmodern yaklaşım zaten. Ha, Yani halbuki öyle değil. O bir varlık seviyesi var. Aynı varlık mertemesi var. O devam ederken Onunla irtibatlı olarak söylemler, sözler, kaviller anlamlı. Şimdi buradaki önemli olan husus şu zaten. Ee, şey de e, sahabe zaten Peygamber Efendimiz ahirete irtihal ettikten sonra hemen sonra bakıyorsun bütün bir yer küreye dağılıyorlar. Evet. Ve yer küreye dağıldığı için. Niçin dağılıyorlar hocam? Yani zaten. Mesela Medine'de kalmak daha çok sevap. Medine'de yaşayalım, mescid bir videoda namaz kılalım. sonra da Cenetül Bakiye gömünelim. Evet ama şeyde. Yani mesela birçok insan böyle yapıyor. Niye onlar böyle yapıyorlar? Yani tüm dünya yayınlıyorlar. Me Mekke'de de yaşayabilirlerdi evet. yani. Niye değil Mekke'de mi? Medine'de yaşamıyorlar? <laughs> Mübarek topraklar, işte onları, orada. Onları. Orada ibadet yaparsak bire yüz bin, daha önceki, bire bin evet. e, sevap var değil de tüm dünyaya böyle yayılmayı tercih ediyorlar. Daha önceki programlarımızdan birisinde bu konuyu birazcık konuşmuştuk. Evet. Niye? Onlar nasıl ki Peygamber Efendimiz? Ee, o şeyi dini tebliğ ve beyan etmeyi e, bir vazife olarak telakki etti. Hı hı. Ve e, ben bu vazifemi yapmazsam insanlık gerçekten çok zor durumda kalacak. Dolayısıyla insanlığın felaha ulaşması için benim e, insanlara hakikati hı hı. anlatmam, göstermem e, hı. gerekiyor. Yani bu bu şey vardı. Bu Peygamber Efendimiz'de olan bu yöneliş. Bütün sahabede de zaten mevcuttu yani öyle evet, söyleyeyim. Dolayısıyla yani o işte e, Nas'larla, Kur'an'la, hadis'le olan sahih irtibatı e, tüm Müslümanlara öğretmek için tüm dünyaya yayılmış oldular. Ve böyle bir e, İslam'ın evrensel bir medeniyet olarak ortaya çıkması da ancak bu şekilde evet. mümkün olabilirdi. E, yani biraz önce konuşmuştuk yani hakkal yakin olarak öğrendikleri ilimleri, hakkal yakin olarak yani birlikte yaşayarak e, diğer insanlara aktarmış oldular. Mesela geçen programımızda isnadı konuştuk. Yani isnat aslında bilginin aktarılması değil. İsnat aslında yaşantıyı da aktarmak. Çünkü isnat yoluyla ilim alan bir insan nasıl peygamberimiz nasıl sahabeyle beraber hani yaşayarak onları eğitmişse o da hocasıyla beraber yaşayarak onun hizmetinde bulunarak yani bu ilimleri oradan tahsil ediyor. Yani sadece vücudu zihniyi hani hardeski kopyalar gibi almıyor. E, e, vücudu hariciyi de e, o amelleri e, tatbik edilerek organik bir şekilde görüyor. Onu o şekilde e, tevarüs ediyor ki işte bu hakkal yakin eğitim. E, bizzat yaşayarak paylaşarak existansiyal olarak onun bir parçası olarak. E, dolayısıyla sahabe bu e, Hakkal yakın olarak elde ettikleri bilgileri hakkal yakın olarak dünyanın her tarafına yayma evet. e, şeklinde. Yani hem talim, evet. hem, terbiye. <laughs> evet, işte hem, talim hem terbiye. Evet, işte hem talim hem terbiye, hem talim hem teskiye, evet. işte zahiriyle batınıyla birlikte e, bu çok katmanlı e, bilgiyi ve çok katmanlı yorum e, anlayışını ki buna meratibül maani ismini e, veriyoruz, e, bunu tüm dünyaya yaymayı ve o Nas'larla irtibat kurman usulünü, şeklini, metodunu tüm dünyaya yaymış oluyorlar. Ve usulde bir ittifak bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Evet, kıymetli seyirciler, bu programımızda sahabe-i kiramın delalet, yani Nas'ların delaletine nasıl, e, baktıklarını, bunu nasıl e, uyguladıklarını e, ve e, Kur'an'ı, hadisleri nasıl anladıklarını, nasıl e, tatbik ettiklerini e, müzakere etmiş olduk ve e, bu konularda e, aralarında ihtilaf çıktığı zaman bu ihtilafın zemininin ne olduğunu tabi ana hatlarıyla e, ele almış olduk. E, tabi sahabe-i kiramın bu konudaki inşai e, rolü, Sonraki nesiller tarafından da tevarüs edildi ve onların bu konudaki tavırları bugün biz ihya, İslam medeniyeti ihya sürecinde yürütürken bizim için son derece önemli bir örnek teşkil etmiş oluyor. Sağlıcakla kalın, bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.